Tekrar merhabalar, kayıtla başlamış olalım. Siyaset teorisi yüksek lisans dersindeyiz arkadaşlar. Güzide arkadaşlarımızla birlikte muhtemelen 10 kişi falandık ama bazı arkadaşlarımız gelemediler. Niye? Tamam, şimdi biraz önce başlangıç yaptık. Neden yani felsefe başka yerde yoktu da burada başladı? Yani felsefe dediğimiz şey ne? Yani Aristoteles'i bir perspektiften baktığımızda felsefe yani ilk nedenlerin bilgisine sahip olmak ya da ne bileyim tümellerin bilgisine sahip olmak. Yani felsefe bir düşünüş biçimi ve aynı zamanda bir yaşam biçimi. Yani bir Sokratesçi perspektiften baktığımız zaman böyle. Belki Platon ya da Pisagor vesaire açısından baktığımızda. Şimdi düşünüş ve yaşam biçimi olarak felsefe niye şeyde başlar? Eski Yunan'da başlar. Yani bu o dönemlerde işte milattan önce 6. yüzyıl, haydi diyelim ki en geç 7. yüzyıl, 6. 5. yüzyılda burada bir şeyler başlıyor. Yani bir düşünme, bir hareket, bir şey başlıyor. Ama aslında eski Yunan falan da değil. Aslında Batı Anadolu. Hepimizin görmüş olduğu işte bugün Gökova Körfezi ile İzmir arasındaki Aydın falan, Sisam, Samos, ne bileyim Milet vesaire o bölgede, Efes o bölgede başlıyor. Yani aslında bizim topraklarımız diyoruz bugün ama yani bizim mi değil mi onu bilmiyorum. Yani biz topraksal, teritoryal bir şeyden bahsetmiyorum yani düşünsel anlamda. Burada eğer oraları gezip görürseniz orada görürsünüz yani. İlk yani işte şeyin en büyük ilk filozof diye söylenen kişi falan Thales. Bu böyle birisi yani. Milet'ti yani. Buralı. Şimdi burada niye başlıyor? Hatta İonya. Yani İonya bölgesi denir bu bölgeye. İonya. Yani aslında yani demokrasi vesaire falan eşitlik özgürlük meseleleri Atina'ya daha sonradan gidiyor. İşte o izonomi kavramı, izogariya kavramı, isokratiya kavramı vesaire falan bütün bunları diye eşitlik, özgürlük, çok kültürlük vesaire. Niye? Coğrafi bir mesele çok önemli bak. Coğrafya. Denize yakın olmak. Yani denizin olmadığı yerlerde sulak, nehir arazilerini vesaire, nehir vadilerinin olmadığı yerlerde şey başlamıyor. Ne denir onun ismi? Alışveriş başlamaz. Değiş tokuş başlamaz. Mübadele başlamaz. Değişim başlamaz. Coğrafi durum çok çok önemli. İkinci bir şey ticaret. Yani insanlar ilk böyle yeryüzünde olduklarında önce dağlarda, arkasından yamaçlar, ormanlara iniyorlar. Arkasından vadiler, arkasından denizlere iniyorlar. Yani denizin olduğu yerde bir düşünme başlıyor. Yani bir değiş tokuş alıyor. Birilerini tanımadığı zaman, orayı tanımadığı, burayı tanımadığı zaman, insanlar ilişkilere girmediği zaman topluluklar çok kültürlülük olmayacak. Birbirlerini tanım olmayacak, tanışma olmayacak, özgürlük olmayacak. O özgürlük böyle bir şeydir yani. Onun için karasal ve kıtasal iklimlerin olduğu yerlerde medeniyetler, şehir devletleri falan bir ulaşmadı. Şehirler niye, nerede kuruldu yani? Mesela köylerde düşünme olur mu? Bunları konuşacağız. Olmaz. Hiçbir köyden peygamber çıkmadı. Hiçbir köyden bilge çıkmadı. Hiçbir köyden filozof çıkmadı. Çünkü şehirde çıkar bunlar. Sanat orada çıktı. Felsefe orada çıktı, resim orada çıktı, edebiyat orada çıktı. Bu boş zamanla ilgili bir şeydir. Boş zaman müzik dinlerim, yok da kitap okurum boş zamanda falan değildir. Boş zaman olmadığı zaman işte polisi göreceğiz mesela. Şöyle, özgürlüğün alanı boş zamanın alanıdır. Özgür olamadığınız zaman yani çalışıyorsanız, geçinmek için, emeğinize geçinmek için, başkaları için çalıştığınız zaman boş zamanınız yok demektir ve düşünemezsiniz. Karl Marx'ın mülkiyet vesaire falan buna kızıyordu yani. İşçinin boş zamanı yoktu diyordu. Tiyatroya gidemiyordu. Neyse işte kitap okuyamıyordu. Kendini geliştiremiyor. Bir şey yapamıyor. Emek 17, 18, 12 saat çalışıyor. Şu bugün yani mesela siyaset yapamazsınız boş zamanınız yoksa. Yani düşünemezsiniz. Felsefe üretemezsiniz vesaire. Bütün bunlar bununla ilgili bir şeydir. Yani tabii Fenikeliler, ticaret ama tabii en önemli şeylerden bir tanesi deniz vesaire. O ticaret yapabilmek. İşte polis site devletleri burada bir ulaşıyor. Tabii bir çok sayıda site devletten bahsediyoruz. Yani bu eski Yunan İonya bölgesi 200'e yakın, 200'den fazla polisten bahsediyoruz. İrili ufaklı. Bu bayağı uzun süre ve kalıcılık gösterdi. Ama mesela Mezopotamya falan bölgesinde Urlar, Uruklar, Metler falan gibi küçük kent devletleri var ama bunlar büyük imparatorluklara dönüştü. Mesela neden buradaki kavramın ismi siyasette şeyin ismi Batı dillerindeki politika kavramının ismi politika. Yani politika diyoruz, siyasetin ismi politika. Bu sadece bir şey meselesi değil, çevir meselesi değildir. Ya bu işte Arapça SSA kökünden geliyor. Seyislik mülkler, at eğitimi, bakımı falan değildir. Bu polise ait işler, polise özgü işler, yani şehre ait, kente ait işlerle ilgili bir şeydir. Kurumsallaşmakla ilgili bir olaydır. Yani mesela eski Yunan'da politikanın başında olanlar öldüğünde politika devam ediyor.
Yani işte ama diyelim ki Doğu toplumlarında, Orta Doğu toplumlarında siyasetin kavramı ortaya çıkmış olduğu antropolojik sosyolojik görüşümde siyaset riyasetle ilgili bir şeydir. Reislik kavramı da oradan geliyor. Yani başkan varsa siyaset vardır. Başkan öldü, o yenisi seçilinceye kadar her şey biter. Her şey biter. Kurumsallaşma yok, şehir yok. Mesela biz hala cemaatiz. Ne yazık ki cemaatiz. Sosyolojik anlamda konuşuyorum. Yani Tönnies'i perspektifte. Cemiyet değiliz, toplum değiliz. Kamusal alan olmaz bizde. Çünkü bizim bütün kimliklerimizi, aidiyetlerimizi belirleyen nedir? Topluluklardır. İşte yok Marksist topluluk, yok İslamcı topluluk, yok feminist topluluk, yok tarikatçı topluluk, yok ne bileyim akraba topluluğu, yok ne bileyim işte köy topluluğu, yok hemşeri dernekleri, yok şunlar bunlar. Yani bütün büyük Anadolu'nun her tarafında irili ufaklı köylerin falan filan hepsinin yok sünnet, düğün, merasim, ıvır zıvır olduğu İstanbul, İzmir, Ankara'da yok ne bileyim Çemişgezekli Köylüler Yardımlaşma Dayanışma Derneği falan. Kimlikler bunlar da yok. Toplum değil ki. Bu topluluk, cemaat. İşte cemiyet içinde cemaatleşme falan olgusu. Böyle epistemik cemaatler gibi bir gettolaşmış falan. Gerçi getto kavramı biraz Yahudiler için kullanılır Almanya'da ama çok daha farklı bir şey. Yani onun için olmuyor. Yani şehir olmadığı zaman olmuyor. Toplum olmadığı zaman kamusal alan falan olmuyor. Ortak alan olmuyor. Bunların hepsi biraz şeyle ilgili bir şeydir. Yani siyasetle ilgili bir şey. Bu arada da Erkan Hoca dersi olmayacak bu hafta. Haberiniz olsun. Onu parantez söyleyeyim. Gelecek hafta uzatmalı dersiniz olacak. Erkan Hocam bir mazereti çekti. Bildiğim bilmemi söyledi. Neyse unutmayayım diye. Ben biraz çok kafa çok fazla çalıştığı için yani hızlı çalıştığı için böyle karıştırabilirim. Unutmayayım. Arkasından şunu yani bu sitse devleti yapısı falan vesaire çok önemli. Başka bir şey yazılı şeyler çok önemli yani felsefede falan. Yani bir şey yazmıyorsanız, yazıya dökülmüyorsa orada bir şey çıkmaz yani. Yani diyelim ki ilk filozofların eski Yunan, İonya şeylerinin Mısır'a falan gittiği biliniyor. Geometri, bugün takvimlerin falan temeli, aritmetrik vesaire. Bunlar niye orada bilim vardı tamam, bilim var mıydı? Var. Din var mı? Oo, alası var. Kutsal, Rahman. Eski Yunan dini var mı? Rahipler sınıfı yok, kilisesi yok. Ama onlar şairleri var. İşte tanrılar şeyi var, mitosları falan var, oralara geleceğiz. Fakat eski Yunan, yani eski Yunan'ı diğerlerinden ayıran nokta en önemli, yani felsefenin oraya başlamasının en önemli noktalarından bir tanesi de diyelim ki bilim, geometri, matematik, aritmetik vesaire eski Yunan'da mesela o niye diyor felsefe şey bu bir matematik ya da geometri, aritmetik ne zaman başladı diye işte kim açıklamalar Aristoteles'i falan perspektifte Mısır'da falan başladı. Çünkü Nil Nehri taşıyordu. Taştıktan sonra tarım arazileri şey altında kalıyor diye şehir altında geri çekildiğinde oradaki ölçüler değişiyor ve tekrar tarım arazilerini ölçmek biçmek kim kimindir nedir diye devlet görevlileri falan bunu ölçtürmek istedi. Çok büyük tabii bilgiçleri var, çok önemli hakim kişileri var yani bilim adamları falan filan var, bunları ölçme biçmek için matematik vesaire ortaya çıktı söyleniyor. Ama mesele o değil yani günlük gereksinimleri herhangi bir aracı ya daha doğrusu herhangi bir ihtiyacı gidermek amacıyla ortaya çıkan aritmetik, geometri vesaire gibi bir şey değil bu. Bilimle ilgili bir şey değil. Ha bu arada şunu da yine söyleyeyim. O oraya karışıyor. Biz şimdi felsefe dediğimizde 18. 19. yüzyıla kadar bilim felsefe ayrışması, boşanması yok. Aslında bilimden bahsediyoruz. Aslında bilgiden bahsediyoruz. Hepsini kapsıyor. Yani felsefe dediğimizde hani akılla falan işte eşyanın hakikatine doğru işte hakikat yürüyüşü vesaire düşünmenin kendi üzerine düşünme falan ne derseniz deyin. Felsefe ilk nedenlerin bilgisi falan deyin, tümellerin bilgisi deyin falan filan. Hakikat bilgisi deyin ya da ne bileyim filosofya sevgi, hikmet sevgisi deyin, bilgelik fark etmez ama buradaki kasıt bilimle felsefeyi burada ayrı düşünmeyin. Çünkü bütün filozoflar nerede yeni çağa kadar çoğu filozofların neredeyse tamamına yakını aynı zamanda doğa felsefesi yani doğaya, doğa bilimlerine de pozitif bilimlerine de yani pozitif de doğa bilimidir, tabiptir, fizikçidir, mesela kimyadır, biyologtur, bir şeydir yani. Böyle sosyal bilimlerle falan filozof felsefe falan olmuyor. Zaten hani geometri, matematik falan bilmeden de filozof falan da olunmuyor. Yani bütün filozof dediğiniz şey bilimlerin bütün önüne hepsine vukufiyet gösteren özellikle de doğa bilimleri. Mesela onun içindir ki hekim kavramı çok önemlidir. Hekim, hakim ve hakim hepsi aynı kökten geliyor bakın. Hakim yargıç demek. Hekim doktor ama doktorun Batı Amerika'da Batı dillerinde karşılığı nedir? Doctor demiyor onlar. Ben de Amerika'dayken falan diye söylenir ya.
postdoc ola gittiğinde doktor tabi şeylerinin muayenehanelerinin oradaki şey yazıyor. Ulan burada niye doktor yazmıyor falan diyorum. Ben de o zaman kavga ettim. Physician diyor. Physician. Yani physician ne? İşte physician yani bildiğimiz doğa bilimiyle ilgili bir şeydir. Yani physician yani tabiplik, tekimlikle ilgili bir şeydir. Yani physician oradaki adı. Biz burada doktor falan filan diyoruz. Ama physician bu. Yani bütün bunların hepsi bir bütün olarak düşünün. Yani zaten bütünün bilimi. Yani felsefe dediğiniz şey bütünün hepsini kapsayan, bütün geniş şekilde bakan. Dolayısıyla eski Yunan'da çıkmasının coğrafi, sosyolojik, kolonileşme, eşitliğin, özgürlüğün o ortamı, çok kültürlülük, değiş dokuş, ticaret, coğrafi alan, delil bir site devlet yapıları, birbirleriyle girişmiş olan ilişkiler ağı, yeni işte Karadeniz, Ege, Batı vesaire oralarda ortaya çıkmasında bu Fenike vesaire falan ticareti, orada üzüm, incir vesaire, yağ, zeytinyağı falan ticaretleri bunlar o kadar çok önemli ki. Hatta Akdeniz mesela, uygarlıkların falan şeyler hep böyledir mesela, uygarlıkların oluşması vesaire ile ilgili hep böyle Akdeniz coğrafyası, Braudölerlerin falan ve böyle tarihsel sosyolojide hep böyle belirtilen meseledir. Yani bu önemlidir yani bu coğrafya. Ama bu coğrafya ne ilginçtir ki bu coğrafyada felsefenin başka dillerde karşılığı yok mesela. Her yerde Grekçedir. Yani filozof dediğiniz zaman işte Arapçada filozof diyorlar. Ya da hukema diyorlar. Hukema falan deniliyor ama sonuçta felsefe, filozofya, felsefe falan. Nereden geliyor filozofya? Yani bilgelik sevgisi. Bilgelik sevgisi. Ama buradaki sevgi yani hani birini sevmek anlamındaki sevmek mi, bir nesneyi sevmek anlamındaki bir sevmek mi yoksa bir bilgeliğe yönelik bir arama mıdır? Ama Arap mesela bütün Grekçe metinlerin eski Yunan çöktüğünde, felsefe orada çöktüğünde, Roma ortaya çıktığında, doğuya doğru İskenderiye, Şam falan bölgesine doğru filozoflar gittiğinde orada ilginçtir ki ilk bütün metinler, mantık, fizik, metafizik, felsefe falanla ilgili bilim, geometri, matematik falanla ilgili bütün şeylerin çeviriler ilk defa Arapça yapıldı. Dünyada bütün felsefenin klasiklerinin, eski Yunan klasiklerinin en büyük çevirisi ve ilk çevirisi Arapçadadır. Yani Latince değil. Latince'ye bütün felsefi metinlerin, eski Yunan metinlerin Arapça üzerinden yapıldı. Çok ilginçtir. Ki sanki Latince kullandı Romalılar ama o değildi. Ve oraya gittiğinde burada bak onlar ilginçtir. Orada da başka bir kavram var. Yani bu sevginin dışında bir arama var. Mesela muhibbul hikme derler. Yani Araplarda. Yani hikmet sevgisi. Hikmet bilgelik demek. Bilgelik sevgisi ya da bilge sevgisi neyse. Ya da başka bir Arapça terkiple söylüyor. Niye? İsarul hikme. Hikmeti aramak. Hikmeti bak. Hikmet arayışı. Yani daha doğrusu bilgelik arayışı falan diye de hep söylenmiş. Dolayısıyla felsefenin başka dillere bile karşılığı olmaması aslında felsefenin eski Yunan'da kaynağını bulduğunu göstergesinden en önemli göstergesinde bu budur yani bu. Şimdi peki felsefe yani kavramını ilk kullanan kim? Mesela tarihte hiç düşündünüz mü biliyor musunuz? Mesela doğa filozoflarından bilinen aslında bir tarikat gibi örgütlenme Orfeüs'lü tarikat ya da Orfeüs'cü bir Elea okulundan yani Güney Sicilya bölgesindeki yani Güney İtalya Sicilya bölgesindeki işte o gidip geliyorlar ama Pisagor mesela Pythagoras diye yani bu evrenin düzeninin arkesini sayılar üzerinden kuran her şeyin böyle sayılarının aslında yerindeki nesneleri sayıların şematik bir formu olduğunu falan gösteren işte ailenin sayısı 3'tür çünkü baba anne çocuk falan biçiminde adaletin sayısı 4'tür neyse işte 9'dur falan biçimindeki yani her şeyin bir sayısı var. Yeryüzündeki bütün her şeyi hatim olan arkesi temel özeli sayı falan diye Pythagoras kullanıyor. Mesela Pythagoras'un yaşamış olduğu yerdeki kral diyor ki Leon muydu neydi ismi diyor ki sen diyor ne iş yaparsın diyor sen kimsin falan diyor şeye Pisagora. Pisagor diyor ki Pythagoras Batı dillerinde gene de bir Pisagor diye Türkçe çevriliyor. Pisagor diyor ki sen diyor bilge misin diyor. Hayır diyor ben bilge falan değilim diyor. Ben diyor bilgeliği severim diyor. Ben filozofum diyor. Yani bilgeliği sevmek. Çünkü hikmet
Yani Sokrates de daha sonra kullanacak. Sokrates de kendisiyle ilgili olarak bu diyor, hakim diyorlar. Yani bu işte en büyük Delfoy Tapınağı'na gidiyorlar. Kim bilge falandır diyor. İşte söylüyorlar Sokrates var ya diyor, o diyor bilge falandır diyor. O da diyor hayır diyor, ben bilge değilim diyor. Ben diyor filozofum diyor. Yani filosofya, yani ben bilgeliği seviyorum diyor. Bilgelik arayışı içerisindeyim falan diyor, değil mi? Yani bu tertip çok önemli. Şimdi Pisagor'un, yine Pisagor'la ilgili bilgiler tabii, çok özür dilerim telefon. Pisagor'la ilgili bilgileri biz daha sonraki filozoflardan da alıyoruz. Ama kendi işte küçük fragmanlar halinde gelmiş. O dönemde eski Yunan'da yine anlatılanlar ve Pisagor'un anlattıkları çerçevesinde üç tür insan, yani pardon, olimpiyatlar ve festivaller ve sitelerde, işte site devletlerinde, polislerde olimpiyatlar, şölenler, panayırlar düzenlenirmiş. O panayırlara giden üç tür insandan bahsediyor. Ama bu panayırlar düzenlendiğinde diğer site devletlerinden de ilgili yöneticiler oradan görevlendirme yapılmış o panayırlar olimpiyatlara birilerini gönderiyorlar. Tamam mı? Yani orayı gözlemliyorlar. Olimpiyatlara, panayırlara gönderiyorlar. Bir gözlemci. Bakın gözlemci çok önemli. Yani orayı teorik olarak gidecek, teoriye bakacak. Teoriye demek, teorik bilimler falan demek. Mesela Arapçada güzel bir terkip vardır. Karşılığı nazari bilimler demek. Nazar bakmakla ilgilidir. Bakan, bakan. Yani oyunun içinde olan kişi gerçeği, hakikat göremez ama bakan ise o bakacak, yani bakacak, temaşa edecek, nazar eyleyecek, seyir eyleyecek. Şimdi bunlar giderlermiş. Şimdi onun içindir ki teorik bilgiyle ilgili bir şeydir. Teorik bilgi. Teorik bilgi sadece bilgi, ya bu bilgi falan, bu yaşamla ilgili bir şeydir. Yani teori artı pratik, yani praksisin alanı, teorisiz pratik, pratik teorisiz olmaz falan meselesi. Bizim bunlar hepsi şu anda çok ciddi bir şekilde ayrıştı kafada ama ben biraz toparlamaya çalışıyorum. Üç tür insan gidiyor. Bunlardan bir tanesi normal gittiğimiz stadyumlara, olimpiyatlara kimler gider? İşte halk, yani fanatikler, taraftarlar falan gider, alkışlayanlar, eğlenenler, işte coşanlar, kendinden geçenler, konserlerde falan haz için gidiyor yani. Ne için gidiyor? Haz için gidiyor. İşte ona haz yaşamı deniyor. Aristoteles'i terkipte söyleyecek olursak üç tür yaşam vardır diyor. Bir tanesi de haz yaşamıdır. Sığır yaşamıdır diyor yani. Aynen sığır yaşamı diyor. Haz yaşamı, haz için diyor onlar diyor. İşte onlar duygular, duygulardır. Duyguların şey yönetimindedir. İşte filozoflar bundan kurtulmaya falan çalışıyor ya. Onlar duygularını, hazlarını falan esiridir. Haz yaşamıdır, sığır yaşamıdır diyor. Yani başka bir şey değildir diyor. Kümes hayvanları yaşamı falan falan filan diyor. Böyle daha aşağıda yürüyor. Haz için gidiyor. Yani fanatikler, taraftarlar falan. Başka bir giden taraftar kim var? Başka bir de şey için, orada olimpiyatlara, şölenlere, panayırlara giden ticaret için yapar. Yani bir şey alıp bir şey satacak. Oradaki gelen seyircilere, halka vesaire, işte fanatiklere, taraftarlara, biliyorsunuz stadyumların çevrelerinde, panayırlara gittiğiniz zaman bir sürü bir şey alıp satanlar vardır. Yemek, yiyecek, eşya, şu, bu falan filan, değil mi? Ticaret için gidenler yani. Ya biraz böyle ticaret için gidenler var. Bir de üçüncü, işte o site devletlerin görevlendirdiği bizzat temaşa için, bakmak için, seyircilere de bakacak, oynayanlara da bakacak, bütün orayı gözlemleyecek, temaşa edecek, seyredecek teorik yaşam. Yani üç tür yaşam oldu. Birisi teorik yaşam, birisi bios politikos, siyasal yaşam diye söyleniyor. Aslında siyaset de bir anlamda ticari bir alıp vermedir. Birisi siyasette oynuyorlar. Niyedir? Çünkü nam, şan, şöref, askerlik ve siyaset bununla ilgili bir şeydir. Nam, şan, şöreftir. Yani öbürleri ise işte onlar halk dediğimiz haz yaşamı. Şimdi diyor ki burada işte teorik yaşam dediğimiz şeye, yani teorik yaşam, teoria, tiyatro falan filan, mesela eski Roma, şey Yunan'ı inleyen şey kavramlardan bir tanesi, mekanlardan ismi tiyatrodur. Mesela Roma İmparatorluğu'nda arena ortaya çıkacak. Güç, savaş, mücadele, çatışma falan. Ama tiyatro, teoria vesaire falan, teoria dediğimiz şey çok önemli. Çok önemli bir şey kavram. Hatta işte Pisagor'la ilgili falan çok şeyler söylenir. Hep göğe bakıyor. Thales'le ilgili söylenir. Hep göğe bakıyor. Bir arayış içerisinde. Hakikat, gerçeklik ne? Her şey değişiyor, her şey dönüşüyor. İşte önce tabii ilk defa Pisagor, felsefe kavramını falan kullanıyor ama ilk filozof anlamda bu anda Thales falan, ilk filozoflar tabii doğa filozofları arkadaşlar. Yani doğa filozofları. İlk defa kozmolojiyle ilgili sorunsallar. Yani varlığın hem ontolojik anlamda hem kozmolojik anlamda nereden geldiği, nereye doğru gittiği, hep varlık değişiyor, dönüşüyor. Yani evren değişiyor, dönüşüyor. Kozmos, evren.
Pisagor ilk kavramı da kullanıyor. Kozmos kavramını. Hani bütün mitolojilerde de vardır, dinlerde de vardır. İşte tufan falan olur. Kaostan kozmosa denilir falan. Böyle bir şey. Bilimde de böyle işte Big Bang falan çatışma, kaos oldu, kozmos vesaire falan diye. Şimdi bu kozmos işte kozmetik kavramda, yani işte kozmos güzel evren demek. Kozmetik kavram da oradan geliyor biliyorsunuz. Yani o güzellik falanla ilgili. Herkesin güzel görünmek için yapmış olduğu kozmetik vesaire falan. O da orayla ilgili bir şey. Yani dolayısıyla eski Yunan'ı, yani bu şeyi, pardon, yani bu ontolojik anlamda varlık meselesini ve evren kozmoloji, yani kozmoloji dediğimiz evren bilimi, evrenin kozmosuyla ilgili olarak evren dönüşüyor, değişiyor, akıyor, bir yere doğru gidiyor. İşte siz de hepimiz görüyor. Kim insanlar olarak biz, yani bu insanlıktan filozof falan bize çıkar mı? Biz normal rutin hayatın içerisinde boğuluyoruz. Hiç göğe bakan var mı? Bakıyor muyuz göğe? Aya, güneşe, yıldıza, ne diyeyim işte şeye, ormana, dağa vesaire. Hiçbir şeye baktığımız falan filan yok. Ama Thales hep göğe bakarmış, ama çok ilginçtir. Aynı şekilde Thales hizmetçisinin anlattığı şeyle kendisi göğe bakarken bir çukuru görmüyor ve çukura düşüyor. Ona da gülüyorlar. Koskoca diyor, Thales diyor, göğe bakıyorsun ama öndeki diyor çukuru görmüyorsun diyor. Yani ama işte o felsefe böyle bir şey. Kısa şey, yakın hedeflerle değil, uzak şeyler, uzağa görmek falan meselesi. Ya yakını görmek değildir, uzağa görebilmek meselesidir. Thales uzağa görerek böyle zeytin işinden de ticaret kazanıyor. Siz diyor teorik yaşamda para diyor kazanılmaz diyor, işte diyor zeytin falan işine giriyor. Hasat matat mevsiminde çok zeytin biriktiriyor. Arkasından böyle bir kıtlık falan oluyor. Thales diye ben diyor isteseydim zengin olurum ama benim bu işlerim falan filan yok diye böyle bir de anlatımı falan vardı. Thales'in ilgili hayat alanında. Şimdi dolayısıyla bizim arkadaşlar daha insan toplum sorunları, yani sofistler meselesine ve oradan Sokrates'e falan gelmeden önce bir bütün olarak bu felsefe, sonra bu bilgelik sevgisi meselesini biraz daha kurcalamamız lazım. Yani kurcalamadığımız zaman anlayamayız. Çünkü ilk defa insan, yani insanın amacı ne? İşte bütün filozoflar da mutluluk. Ne bileyim, iyi yaşam, doğru yaşam olursa mutlu olursun. O da işte Sokrates anlamında doğru bilgi, yani bilgi, erdem, mutluluk bir ve aynı şeyler adeta. Ama bundan önce ilk doğa filozofları dediğimiz şeyde evreni açıklamaya çalışıyorlar. Evrendeki bu değişim, dönüşüm, oluşun nedeni ne? Özü ne? Her şey değişiyor ama bütün bu değişimlere tabiri caizse tahrik edici, hareket ettirici, değişmeyen bir öz olmalı ki bütün bu değişimler nedeni olsun. İşte dinlerde, vahiylerde, sonra tek tanrı dinlerde falan tanrı üzerinden, değil mi? Yani bütün değişim nedeni tanrıdır. Tanrı ilk nedendir. Bütün kendisi devin, yani Aristoteles anlamında söyleyecek. Yani dinlerin tanrısıyla felsefenin tanrısı aynı değil. Onu bir defa söyleyelim. Yani din felsefenin tanrısı yaratıcı değildir, felsefenin tanrısı. Ya da ne bileyim, felsefenin tanrısı müdahale edici değildir. Felsefenin tanrısı başka bir şeydir. Yani ilk muharrik vesaire falan Aristoteles söylüyor ama devinmeyen, devindiren. Mesela ama dinlerin tanrısı her an müdahale eden falan. Mesela peki doğa filozofundan önce insanlar yok muydu? Neyle izah ediyorlardı ki evrendeki durumu, oluşu, değişimi, dönüşümü? Neyle izah ediyorlardı? Tanrılar üzerinden izah ediyorlardı. Yani aslında nasıl tanrılar? O tanrılara yüklenen mitoslar üzerinden. Mitoslardaki tanrılar. Mitoloji, değil mi? Yani aslında şöyle düşünün. Mitoloji dediğimiz şey aslında günümüzün insanların gözlüklerine, düşüncelerine taktıkları ideolojilere benzetebilirsiniz. Şimdi insanlar bir liberal, bir feminist, bir İslamcı, bir milliyetçi, bir komünist, bir faşist neyse falanın gözlükleri vardı. Dünyaya onlarla bakıyor. Bütün dünyaya, insana, topluma, hayata, siyaset, iktidara falan, insan ilişkilerine falan filan böyle bakıyor. Onun o ideolojik gözlükler diyor. Orada da mitoloji vardı. Mitoloji insanın anlam arayışını, insanın yerindeki buluşunu, işte evrendeki değişim, dönüşüm, yağmurların yağmasını, gökün gürlemesini, işte ne bileyim yaprakların açmasını, şunların hep her türlü nesnenin, doğa nesnesinin falan filan tanrısı yok mu? Aşk tanrısı var, sevgi tanrısı var, Heralar var, Afroditler var, Apollonlar var, Athenalar var. İşte ondan sonra bu tanrılar, işte baş tanrı Zeus. Tabii Zeus tabii başta, en başta esas tanrı, ilk tanrı dişildir, yani Gaia'dır. Mesela bunu Hesiodos'un Teogonia diye bir eseri vardır. Hesiodos'un Teogonia, Tanrıların Doğuşu falan eseri. Tanrıların Doğuşu'nda her buradan görürsünüz. Yani orada güzel bir şekilde anlatıyor. Yani Gaia'dan sonra işte
Uranüs vesaire falan, bu Uranüs, ondan sonra Uranüs'ün torunuydu galiba Zeus vesaire falan. Onun tanrıların doğuşuyla ilgili müthiş şeyler var. Fakat bu tanrılar nasıl tanrılar? Biz bunlarla ilgili nereden biliyoruz? Bunlar insan biçimli tanrı. İnsan biçimli tanrı antropomorfik tanrı. Antropomorfik tanrı. Antropomorfizm insan biçimli tanrı anlayışı demek arkadaşlar. İnsanlar aslında o kendi bulundukları beden, zihin, akıl ve algılarına göre tanrılarını inşa ediyorlar, tanrılarını yaratıyorlar. Çünkü özellikle mesela Homeros ve Hesiodos, Homeros'un İlyada ve Odesya isimli eserlerine baktığınızda tanrıların, işte o Zeus vesaire bütün tragedi eserlerindeki ya da tanrıların, yani işte her türlü ahlaksızlığı yaptıklarını, her türlü pisliği yaptıklarını, kötülük yaptıklarını, onun boynundan çıkıp oraya girdiklerini, oradan bir şey çıkarttıklarını, Zeus'un zaten Hera'yı aldatmadığı şey yoktur yani, başka tanrılarla, titanlarla yatması, itmesi falan, her şey falan var yani. Şimdi böyle bir tanrı şeyi var yani. Şimdi bu tanrı aldatan, kötü, istediği işte sözünde falan durmayan, ondan sonra böyle bir şey olur mu tanrı? Çünkü aslında Homeros'un İlyadası'na falan anlatmış olduğu o Homeros ve İlyada ve şey Odesya isimli eseri, o dönemdeki ayrıcalıklı ve ayrıcalıklı derken, yani ayrıcalıklı tabii aristokrat ve soylu sınıfların resmeder o Homeros genelde. Hesiodos ise bir diğer işte şair, yani bunlara şair deniyor. Bunlar yani bu destan vesaire yazarları, neyse işte Homeros'un Odesya ve İlyadası ve Hesiodos'un. Hesiodos ise daha çok toplum, halk, alt katmanların temsilcini, yani savunusunu falan filan yapıyor. Şeyde özellikle İşler ve Günler isimli eserinde. Orada mesela Zeus'un yaptığı ahlaksızlıkları falan filan, mesela Pandora meselesini falan, Pandora'nın kutusunu orada anlatıyor. Yani günümüzde de şu anda çok yaygın falan ya, yani dünden beri hepinizi kilitledi değil mi Pandora? Pandora'nın kutusu bir açıldı, kötülükler falan çıktı. Zeus bir tane balçıktan kadın yaratıyor. Ondan sonra Prometheus'un kardeşi Epimetheus'a bunu kandırıyor, götürüyor. Pandora'nın kutusu Epimetheus'a aşık oluyor. Bir açıyor ki Pandora'nın kutusu, bütün kötülükler, pislikler falan orada çıktı. İşte kadın falan yaratıyor. Böyle bir tanrılar düzeni şimdi. Böyle bir tanrılar düzenini düşünün. Böyle bir tanrı olur mu? Ama çünkü şey, Ksenofanes diye birisi var. Eski Yunan'da işte doğa filozoflarından bir tanesi. Bu antropomorfik tanrı anlayışına, insan biçimli tanrı anlayışına şiddetle karşı çıkıyor. Tanrı ve reddediyor ve böyle bu tür diyor, şöyle bir şey, örneği var. Diyor ki eğer diyor eşekler, atlar, öküzlerin diyor elleri olmuş olsaydı, onlara bir sanat yapabilseydi, onların resim yapsalardı diyor, tanrılarını diyor eşek, at, o öküz gibi diyor resmederlerdi diyor. Yani dolayısıyla insanlar durumları, algıları vesairelerine göre tanrılarını inşa ediyor ve adeta diyor aslında insanlar tanrılarını yarattı diyor. İnsan, tanrı diyor insan yaratımıdır diyor. Çünkü kendi durumlarına, düşünüş biçimlerine, yaşayışlarına, bedenlerine, zihinlerine göre tanrıyı yarattı. Şimdi böyle bir izah, yani mitler ve metler, efsaneler üzerinden bir şey var. İnsanlar tanrılar üzerinden evreni okuyor. Değişimi okuyor, oluşu okuyor, hayatı okuyor. Ama işte bunları da tabii tanrılardan belirli kahinler, belirli mecnun kişiler, belirli şairler, mesela şairleri falan aklı, aslında şairlerde bilinç akıldan ziyade daha çok farklı bir romantik sanatlı bir şey vardı değil mi? Bilinç gider gibi yani. Şairin bir ilham gelir. İlham perisi demek ne demek? Peri, bak peri, ilham perisi. Şaire desen ki, aynı şaire, ya şunu yazdığın şeyin aynısını yaz bir daha, başkanı yaz, ben yazamam onu, ben mi yazdım bilmiyorum yani, o sıra yazdırıldı bana falan der değil mi? Çoğu da böyle diyor, böyle yani. Acayip şeyler çıkıyor şairlerden. Yani şair neyle? Çünkü onlar imgelerle ve tahayyüllerle ve hayallerle, ilham perisi işte diyor, geliyor peri. Yani bugün müzeyuslar, müzeyus, bu müze falan kavramı da oradan geliyor. Yani ilham perisiyle ilgili bir şeydir müze falan kavram, müzeyuslar falan. Bu ilham perileri işte şairlere şey yapılıyor, işte Homeros gibi, işte Hesiodoslar falan filan gibi. Bunlar üzerinden yani gökle falan vesaire, tanrılarla, tanrılar düzeniyle işte vesaire, neyse işte o
tanrılarla irtibat olan kahinler, şairler, mecnunlar falan kanalıyla ilham perileri bunlara geliyor ve onları açıklamalarda bulunuyorlar. Her türlü açıklamalar var. Mitolojideki pek çok ögeleri okuyun. Birçok mitolojileri, Pers mitolojilerini okuyun. Hint, Mezopotamya, Babil, Mısır, Eski Yunan aşağı yukarı birbirine benzeridir. Ve pek çok sonradan tek tanrı dinlere geçiyor. Kutsal kitaplardaki pek çok örüntülerin de mitolojilerle çok iyi paralellikler gösterdiklerini görürsünüz. Nuh tufanı meselesini bakın. Ya tufan falan meselesini. Aynı orada da ya hep tufanla başlıyor. Yani evrenin oluşumu, insanın oluşumu falan filan meseleler. Yani burada biz arkadaşlar yani kutsallar falan meselesi değil. Her şeyi konuşacağız. Konuşmayacağımız hiçbir şey kalmayacak. Her şeyi sorgulayacağız. Yani inancı insanların olabilir, bireysel inancı. Kendi bireysel inanışlarını vesaire falan konuda rencide olma gibi durumlarına girmeyin. Düşünsel olarak her türlü sonuna kadar Tanrı'yı da sorgulamak, inançları da sormak var. Çünkü biz düşünüyoruz. Felsefe zaten düşünmektir. Felsefe çözümlemektir. Felsefe soru sormaktır. Felsefe hakikat yolunda devam etmektir. Varmak yoktur felsefede. Varış zaten varsa bir olmaz. Yani başta kurulu, onaylanmış falan bir şeyi hakikati kabul etmez. Felsefe kendi yanılabilirliğini üzerine düşürür. Kendi üzerine, düşünmenin üzerine düşünmektir. Bizati. Düşünmenin yol ve yöntemlerini öğrenmektir. Bol bol soru sorabilmektir. Soru sormadığınız zaman olmaz. Yani Sokrates niye hiçbir zaman bu şudur, bu budur diyor, yargı belirten cümle kullanıyor mu? Bildiğim bilmediğimdir demesi böyle bir şeydir. Bazen bu cümle yanlış kullanılıyor. Bir şey biliyorsam hiçbir şey bilmediğimdir değil. Bildiğim bilmediğimdir. Aslında böyle olduğu söylenir orijinal olanlarında. Bildiğim bilmediğimdir. Ama hep soru soruyor. Annesinin ebe olmasının bebek doğurtucusu, bilgi doğurtucusu falan filan gibi de. Çünkü hakikaten yeryüzünün en iyi filozofları aslında bebeklerdir. Çünkü bebekler ve çocuklara bakın, kendinizi küçüklükte bir anne baba çevresindekilerine ne hep soruyor, bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Hiçbir şey bilmeden hep nedir? Hep soru soruyorlar. Öğrenme böyle oluyor. Ama biz hiç şu anda bu nedir diye soruyor muyuz? Biz her şeyi biliyoruz çünkü. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok ki. Hiç başka karşımızdaki kişiden, karşı dünya görüşünden, karşıdaki insandan alacağımız hiçbir şey yok. Çünkü diyor ki işte Aristoteles'te de vardır aslında, Platon'da diyor ki felsefenin patosu diyor hayrettir diyor. Hayret demek merak etmek. Yani merak yoksa hayret edemezsiniz. Bir şeye taaccüp etmediğinizde acayip bu nedir dediğinizi öğrenebilir misiniz? Felsefe hayretle başlıyor. Felsefe merakla başlıyor. Onun içindir ki diğerlerinde doğal ihtiyaçlarını, doğal gereksinimlerini görmek için Mısır'da falan bilim, geometri, aristometrik falan oldu ama felsefe olmadı. Burada ise Thales hayret etti. Baktı göğe. O nasıl oluyor? O nasıl oluyor? O nasıl oluyor? Hiçbir şey bilmeden. Anaximandros öyle baktı. Ne bileyim işte Anaximandros, Apeiron falan dedi. Sonsuzluk, sınır falan filan dedi. Böyle baktı. Yani merak şaştı. Şaşmadan olmaz. Şaşmadan. Biz ise hiç şaşma olayımız kalıyor mu? Bak yaşımız büyüdükçe hiçbir şeye şaşmıyoruz. Her şeyi kanıksamışız. Her şeyi biliyoruz. Biz bilmediğimiz hiçbir şey yok. Yani bu ben kendi hayatım için de aynı şeyi söylüyorum. Ama biz birinden bir şey falan duydum. Ya gerçekten mi? Bunu bilmiyordum diyor muyuz? Demiyoruz. Çünkü her şeyi biliyoruz. Onun için en iyi filozoflar bebeklerdir. Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Sorarlar. Hep sonuna kadar giderler. Onun nedeni ne? Onun nedeni ne? Onun nedeni ne? O nedeni ne? O nedeni ne? İşte annemi kim yarattı? Ne bileyim şey Allah yarattı. Allah'ı kim yarattı falan filan diye devam eder. Dur oralara girme falan filan. Sen çarpılırsın falan filan dediğin zaman zaten o soru sormayı unutacaktır. Orada anlatacaksın, izah edeceksin. İşte falan filan. Çünkü neden bitmez? Sonuna kadar, arkaya kadar gider. Bitmez. Onun içindir ki felsefe bütün sonuna kadar sorgulayacak. Evet Tanrı kim yarattı? Evet biz yarattık. Sanıyoruz ki Tanrı bizi yarattı. Yani normal inanç içine, vahiy içine baktığımızda böyle. Ama acaba öyle mi? Yani biz bilmiyoruz ki. Yani bilmiyoruz. Soracağız, sorgulayacağız. Oluş içinde olacağız. Nihai bir karara varmayacağız. Neyse yani bu iman ve ret meselesi değildir. Yani Tanrı anlayışını, tanrısalı reddedenler de aynen kabul edenler gibidir. Yani teistlerle ateistler birbirlerine benzerler. Aynı madalyonun arkası yüzü gibidirler. Birisi ret üzerinden inancını ortaya koyuyor, birisi de inanç üzerinden ortaya koyuyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Yani ben de yıllardır büyük yanılsamalar içerisindeymişim. Çünkü doksalarla bakıyormuşum, zanlarla bakıyormuşum ya da inançla, vahiy ile neyse.
biz vahyi reddetmek değil falan, Tanrı'yı reddetmek değil, Tanrı'nın varlığı yokluğu falan reddetmek kabul üzerinden olmaz. Çözümleyeceksin, sorgulayacaksın, anlayacaksın. Sonuna kadar gideceksin. Çünkü insan olmanın yaşıyoruz. İnsan nasıl mutlu olur? Amaç mutluluksa sonuna kadar gitmek. Bu bizim bildiğimiz işte mutluluk, işte haz almak, zevk, yemek, içmek, cinsel ihtiyacını gidermek falan meselesi değil ki. Bitmiyor. Onlar hepsini yapıyorlar. Bunlar sonuna kadar parası, pulu falan filan olup her türlü ihtiyaçlarını giderenler o zaman hepsi en mutlu olmaları lazım. Öyle mi? Değil. Epikrot böyle olmadığını söylüyor. Ne bileyim, Sokrates böyle olmadığını söylüyor. Zaten kinikler, filozoflar denilen işte Antisthenesler falan filan böyle değil. Sinoplu Diyojen değil mi? Fıçı içerisinde yaşıyor. İskender diyor, gölge etme, başka ihsan istemem diyor. Sen kimsin diyor. Gel danışman ol diyor. Bana yardımcı ol falan filan diyor. Benim en çok şeyim diyor, sen şu gölge etme diyor. Git diyor yani, değil mi? Sinoplu Diyojen. İnsan arıyor elindeki fenerle gündüz içerisinde. Bunları okuduruz aşağı yukarı lisans falan dönemlerinde. Yani biz bunların bir arkasına gidip sorgulayacağız. Onun için temel metinlere ihtiyacımız var. Hayret etmeden, düşünmeden, sorgulamadan bilemeyiz. Bilemeden erdemli olamayız. Erdemli olamadan da mutlu olamayız. Yani ya bu teoridir. Ya bunlar boş boş konuşuyor. Ne laflar falan filan. Öyle bir şey değil. Bugünkü dünyadaki bütün gelişimlerin, teknolojinin, argenin, margenin vesaire değil falan, hem arkasında ne vardır? Bir akıl var mı? Bir düşünme var mı? Bir sorgulama var mı? Felsefe var. Olmadan olmuyor. Biz onun için sadece tüketiciyiz. Doğu toplumları sadece taklitçi olur. Yani başka bir şey olmaz. Niye? Çünkü inanç var. İnanç çok büyük bariyer. Bir defa onu kabul ediyorsun. Onun üzerinden onu açımlamaya çalışıyorsun. Onu haklı çıkartmak için her türlü argümanı kullanıyorsun. Burada bilme olur mu? Burada sorgulama olur mu? Burada gerçeğe, hakikate doğru gidiş olabilir mi? Bitti. Yani bir şey gidemezsin. Niye siyaset felsefesi İslam dünyasında gelişmedi? Neden siyasal düşünceler gelişmedi? Neden demokrasi, teorileri, kadınlarla ilgili meseleler, kadın hakları, hukuk, yasa, karma anayasa, anayasa, yurttaşlık, eşitlik, bunlar niye Batı toplumlarında şey yaptı? Bunlar çok başlar öyle miydi? Hayır. Onlar da büyük kiliseyle hesaplaştılar, reform yaptılar, Rönesans yaptılar, birbirlerini çözümlediler, reddettiler, eleştirdiler vesaire falan, belli yerlere geldi. Çünkü siyasal düşünceler felsefi spekülasyonların olduğu yerlerde olur. Özgür olan, sonsuz, sınırsız her şeyi tartışabilmek, her şeyi konuşabilmek ve burada hiçbir sınır tanımamak. Tanrı, din, peygamber, bunlar ayrı bir şey. O ayrı bir kabul, red değil. Reddederek de değil. Tartışarak, çözümleyerek, konuşarak, yerine koyarak. Yani felsefi teoloji diye bir şey de vardır aynı zamanda. Yani teoloji, felsefi teoloji. Teolojinin bir sürü şeyleri falan var. Yani gitmez. Mesela neden yönetim modelleri, neden mesela bizim İslam diyorsa sadece hilafetin dışında bir tane yönetim modeli falan çıktı mı? Çıkmadı. Ama bugün demokrasiyle ilgili modeller, katılımcı demokrasi, radikal demokrasi, müzakere demokrasi, başka bir şeyler falan hep oralardan çıktı. Niye? En azından siyaset açısından bakıyoruz. Siyaset felsefesi felsefenin bir alt dalıdır. Yani nasıl ki bilgi felsefesi, sanat felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi falan. İşte aslında bu bir bütündür. Ahlak felsefesiyle siyaset felsefesini ayıramazsınız. Mesela Aristoteles'in kitabı Politika, bir de Nikomakos'a Etik diye etik kitabı var. Birbirinden ayrı değildir. Aslında Politika'nın birinci cildi gibidir. Politika onun ikinci cildi gibidir. Yani ahlak ve etika ve politika birlikte okunacak bir şeydir. Şimdi bütün bunları işte biraz daha sorgulamak açısından ben şeye bakıyorum. Yani olaya o şekilde. Başka neler konuşacağız, tartışacağız. Bugün illa sizin şeylerinizi gördüm, bazılarına baktım. Güzel analizler olanlar da vardı. Şimdi dolayısıyla mitolojik düşünüşten, yani mitostan, yani o evren ve kozmoloji anlayışından logosa geçiş kolay olmamıştır. Logos ne demek? Logos. Logos söz demek. Logos akıl demek. Logos düzen demek, logos ilke demek, logos temel demek. Yuhanna Tevrat'ın Yuhanna İncil'inde dediği gibi önce logos vardı, önce söz vardı. Söz Tanrı'ydı, logos Tanrı'ydı falan. Yani dolayısıyla artık söz bak, söz meselesi, evrensel akıl meselesi, ilke meselesi. Mitoslardan artık tanrılar üzerinden evren açıklamaktan artık yavaş yavaş
doğayı biz bizatihi kozmosu, doğayı evre kozmosu ve doğayı kendi içinden açıklamaya başlayan bir düşünce oluşmaya başladı. İşte Heraklitus da falan bu logosun düzeni, logosun içkinliği, logosun kendi içindeki devinimleri üzerinden falan açıklamaya başladılar. Şurada birkaç tane bir şey var, onları bir sizinle paylaşayım. Bir saniye şeyi açmadım değil mi? Ekran paylaşım yapacağım. Evet. Ben de bu paylaşım işlerini öğrenebilsem de işte. İçeriği paylaş. Tamam, paylaşıyorum. Niye paylaşmıyorum? Geldim bir şey. Ha, o değilmiş. Bir saniye gelecek. Şimdi. Ah. Evet, ekran. Neyse. Aa, bu değil ya. Olmadı. Paylaşım oldu mu? Geldi mi arkadaşlar bir şey? Evet hocam, şu an geldi. Evet, ekranı evet. Ne gözüküyor? Microsoft Teams'in sayfası mı? Evet. Tamam, şimdi geldi, saniye. Şimdi antik Yunan'la ilgili şöyle kısa birkaç bir şey konuşalım. Ya da dur, o paylaşıma da gerek yok ya. Bir dur, bir saniye kapatayım şunu. Şimdi birbirimizi görelim. Kapandı mı paylaşım? Şu anda biz, evet, mi görünüyoruz? Evet, kapandı. Tamam, şimdi biz mi görünüyoruz? Şimdi biraz polisten bahsedelim arkadaşlar. Yani tamam, doğa felsefesine falan da geleceğiz ama şimdi poliste herkes yurttaş mıydı, değil miydi? Yani herkes bir defa yurttaş değildi. Yani herkes insan değildi ki yurttaş değildi. Yurttaş olanlar insandı, insan onları yurttaştırlar. Tamam mı? Yurttaş mesela soylular, yurttaşlık da kendi içinde dört ayrı kategorisi var. Soylular, ticaret ve zanaatla uğraşan kentli orta sınıfı. Soylulara eupatrikler deniyor. Ticaret ve zanaatla uğraşan kentli orta sınıflar vardı. Demiurgoiler. Yani bu özellikle Atina polisi falan için daha çok etkili. Sparta'da daha farklı olarak söylenir. Birazdan şeye de geleceğiz, doğa felsefesine, ama biraz polis dediğimiz, yani politika kavramının kendinden türemiş olduğu polisteki yurttaşlık. Yani polis aslında kamusal alandı. Aslında polis dediğimiz, mesela bugün sivil toplum diye tabir diye bir kullandığımız şey var ya, Aristoteles'i tertekte koinonia politikadır. Yani koinonia politika sivil toplumdur, yani siyasal toplumun adı, yani devletin adıdır, sonra devlet oldu ama site devleti, yani polis dediğimiz site devlet, site devletine ait işler anlamında politika buradan geliyor. Burada herkes yurttaş değil, mesela Atina'nın nüfusunun 200 falan olduğu bilinir, bunun o 25 bin 30 binin yurttaş olduğu bilinir, yani vatandaş, yurttaş, katılabilen, özgür olabilen, bizzat hem yöneten hem yönetilen anlamında. Mesela Atina demokrasi falan filan diyoruz. Ama herkes yurttaş değil, nasıl oluyor? Evet, eksikliklerle, sınırlıklarla diye onu tartışacağız, konuşacağız falan. Ama şimdi mesela kadınlar yurttaş değildirler. Çünkü iki alan vardır. Oikos alanı, ailenin alanı, ailenin alanındadır kadın. Ailenin alanı, oikos alanı. Bir de polisin alanı vardır. 20 yaştan yüksek olan kişi, 20 yaştan büyük olanlar polise yurttaştırlar. Mesela yabancılar denilen, metoikoslar denilen kesim yurttaş değildirler, çünkü bu Atina'ya dışarıdan gelmişlerdir. Köleler zaten yurttaş değildir. Köledir yani. Çünkü bunlar köle bir alet gibidir, bir araç gibidir, makina gibidir. Yani insan değildir. Mesela insan sayılmayanlar, kadın insan değildir çünkü yurttaş değildir anlamında söylüyoruz. Yani insan değildir, köle insan değildir gibi. Ya çocuklar zaten insan değildir. Yani insan ya yurttaş değildir anlamında. Yani şimdi bu durum. Dolayısıyla bu yurttaş olanlar kimler? Soylular, ticaret ve zanaatla uğraşanlar, demirgoiler, yoksul çiftçiler var, mülksüzleşmeye aday yoksul çiftçiler, topraklar küçülüyor, ticaret, georgiler denilen bir georgiler, topraklarını yitirmiş, mülksüzleşmiş, pazar merkezine gelmiş olan bir de emekçi kesim var, tetesler. İşte Atina'da ve Sparta'da yurttaşların ön koşulu hür olmaktır.
bak, özgür olmak. Şimdi iki tane şey söylüyorum. İki tane alan var. Bir tanesi özgürlüğün alanı, bir tanesi zorunluluğun alanı. Hani Arendt'ın analiz yaptığı üzere zorunluluğun alanı da olanlar yurttaş olamazlar, insan da değillerler. Çünkü onlar çalışmak zorundalar. Geçinme yani geçinmek için eliyle emeğiyle çalışmak zorunda olanlar özgür olamazlar. Çünkü onlar özgür olabilecek vakitleri de yoktur. Çünkü özgür olabilmek siyasete katılmakla mümkündür denir. Özgür olamayan, mesela bugün siyasetçiler, evet günümüzde siyasetçiler çalışıyorlar mı? Yani diğer devlet adamları, liderler çalışmıyorlar. Çünkü onların adına başkaları çalışıyor. Bizler çalışıyoruz. Bizler de, biz de fikir emekçileri geç de. Ya da işte başkaları çalışıyor. Birileri üretiyor. Onlar da yiyorlar. Sonra mandoralardan şeyler olarak çıkıyor. O ayrı bir şey. Şimdi dolayısıyla özgür olmak. Atina'da, Sparta'da yurttaşların ön koşulu özgürlüğün alanına ait olanlar yurttaştır, insandır. Ve dolayısıyla Aristoteles Politika'da diyor ki, yurttaş olmayanlar insan değildirler, onlar idiotturlar diyor, aptallardır diyor. Çünkü özgür değillerdir, zorunluluğun alanına ait dedi. Özgürlüğün alanına ait olanlar, yani siyasalın alanına ait olanlardır. Köle olmayan herkes hür sayılmamakta. Örneğin poliste, yabancı statüdeki metrikoslar da köle değiller ama hür de sayılmıyorlar. Yani şeydir. Metrikoslar denilen polis oturan izinleri ve çalışma hakları var, ancak seçme seçilme gibi yurttaş hakları yok. Aynı şekilde kadınlar da yurttaş değil mesela bu anlamda baktığımızda. Başka bir şey, köleler, köle sahibinin mülkiyetteki canlı üretim araçlarıdır. İnsan kategorisinde de değerlendirilmiyor. Yani insan değildir çünkü yurttaş değildirler, çünkü özgür değildirler. Yani insan olmak polise yurttaş olmaktır. Şimdi bunlar üzerine basıyor, basa söylüyorum. Sizden analizlerinize bunları istiyorum. Kadınlar, köleler oikos alanına indirilir. Bunlar iktisadi alan, biyolojik iktisadi alanın yeniden üretildiği kişidir. Zorunlu işlevleri yerine getirir. Maddi ihtiyaçlarını karşılandığı alanda bunlardır. Yani dolayısıyla Sparta ve Atina'da günlük hayat tam anlamıyla bir yurttaşlık eğitimi üzerine kurulur. Yani niye mesela Aristoteles, Platon'un eğitim çok önemlidir. Yani eğitimin kökeni Platon'a. Platonik eğitimdir aslında günümüzdeki temel eğitim. Akademiye kavramı nereden geliyor? Platon'un kurduğu okulun ismidir. Lise kavramı nereden geliyor? Aristoteles'in kurduğu okulun ismidir. Laikion değil mi? Laikion ya da Laiseion falan denir. Lise. Yurttaşlık eğitimi de neyin eğitimi? Bedenin eğitimi ve zihnin eğitimi. Onun için Atina'da, eski Yunan'da cimnazyum çok önemlidir. Hani bugün cimler, mimlerde bakan her yerlerde artmaya başladı ya işte. Gidiyorum ne bileyim plazma ne yapıyor? Plazma bir şey yapılıyor ya. Kadınlar gidiyor ne bileyim işte cimnastik salonları falan filan. Cimnastik falan filan yapılıyor, artmaya başladı falan. Şimdi bu bedeni ve zihnin eğitimi ama çok özel bir eğitim. Aristoteles özellikle Platon'un üzerinde çok duruyor. İşte burada mesela cimnazyum dediğimiz şey. Ha başka poliste agora mesela. Agora dediğimiz bugün meyhane, agora falan diye söylenir. Agora meyhanesi falan ama kamusal alandır. Yani pazarın alanıdır. Şehrin merkezin alanıdır. Orada bütün söz, düşünce, fikir, mallar oraya serbestçe girer çıkarlar. Agora. Orada kamusal etkinlik alanı. Gimnazyum bedensel potansiyeli aşağı çıkarmak için, bedeni en iyi biçimde kullanabilmek için eğitim. Dolayısıyla burada hem ses, beden ve retorik eğitimi alınıyor. Bu çok önemli. Gimnazyum nereden gelir? Çırı çıplak anlamına gelen gumnoi kelimesiyle ilişkili. Çıplaklık ve çıplaklığın teşhir, yurttaşlık duruşunu sergilenmesi. Mesela doğruluk erkek bedeninin dik duruşunda gösterilir arkadaşlar. Bedenin açıklığı ve dikliği ise sözün açıklığı ve doğruluğunu simgeler. Yani bedenin dik durması, erkek bedeni dik duruşu, sözün açıklığı ve doğruluğunu simgeliyor. Yurttaş olmayan kadın ise mesela örtülü ve kapalıdır. İlginçtir ki özgür olmayan kadınlar örtünürdü bütün eski kadim medeniyetlerde. Örtünmek, yani cariye ve onlar örtülüydü. İşte soylu vesaire falanlar, işte neyse manastır fahişeleri falan vesaire de söylenir, örtülü ve kapalı. Kadın ve neyse oraya girmeyin biraz, mayını tarlalar. Kadın ve köle figürleri oturarak resmediliyor. Erkeğin figürleri çıplak ve ayakta tasarlanıyor. Dolayısıyla Atina'da 3 alanda açıklık, doğruluk ve katılım önemseniyor. 3 alan. Bunları mutlaka öğrenin. Çok çok önemli. İzonomiya. Bak izonomi diye bir kavram var. İonya'da yani millette izonomi isimli bir eser vardır. Kojin Karakani, Japon neo-Marksist bir entelektüelin, bilim insanının yazmış olduğu kitap izonomi. İzonomi demek yasada tecelli eden doğruluk olarak yasa nezdinde yurttaş eşitliği ve yasaların açıklığı. Yani aslında özgürlüğü ve eşitliği sağlayan şey izonomi. Yani nedir? Bunun iktisadi boyutları falan var. Koloniler falan filan var. Burada özgür ve eşit bir şekilde ekonomik paylaşım eşit bir şekilde oluyor.
Koloniler bir yerde nüfuslar fazlalaşınca öbür tarafa yeni gelenler öbür tarafa koloni olarak gidiyor ve burada izonomi aslında diyor ki Kojin Karatani aslında diyor felsefenin başladığı yer Atina değildir, İonya'dır ve İonya'da başlamasının nedeni de bu üç ilkenin en önemlisinin izonomi ilkesidir yani. Bu eşitlik ve özgürlük falan filan meselesi hem ekonomik eşitlik eşitlik ve buradan da çıkan siyasal özgürlük. İkinci kavram izogoria. Sözde tecelli eden doğruluk. Yani yurttaşın poliste söz sahibi olmasındaki eşitlik ve bizzat sözün açıklığı. Bak birinde izonomiyada yasaların açıklığı ve bu yasaların açıklığı içerisinde ekonomik özgürlük ve ekonomik eşitlik ve siyasal özgürlük. Burada sözün bizzat açıklığı meselesi. Bir de üçüncü ilke İsokratia var. İsokratia siyasetteki eşit ve özgür yurttaşların siyasal katılımındaki eşitlik ve açıklık meselesi. Umarım anlaşıldı, anlaşıldı. Dolayısıyla demokrasinin mikro evreni agora. Gimnazyumda yurttaşlar beden üzerindeki eşitlerini özellikle eşit kurmaya çalışsa da agora eşitsizliklerin billurlaştığı bir alandır. Görünüşte metoyu köster ve köleler bile eşit kabul edildiği agorada hoş vakit geçirmek, sohbetlere katılmak, eğitim almak büyük bir azınlığın hakkıdır. Küçük bir azınlığın hakkıdır. Dolayısıyla agoraya gelmiş bir yurttaş yani insan olan başka gruplarla, başka insanlarla gezinir, şehrin gündemini takip etme olanağı bulur. Dolayısıyla agora dediğimiz şey, tabii cimnazyumda bedenini, zihnini, sesini falan retorini halletmiş olan bu çivi yurttaş halleden süreç içerisinde, işte izonomi, isokratia ve izogoria gibi bütün bunların serbest dolaşma çıktığı alandır. Agora demek ki izonominin, yani izonomiyanın, isokratianın ve izogorianın serbest dolaşma çıktığı alan. Agora için eşitlik demokrasiye olumsuz bakanları rahatsız ediyor. Mesela örneğin Aristoteles politik atlasında alım satım işlerinin yapıldığı pazarla kamusal alanı temsil eden Agora'nın ayrı olması önermiştir. Çok da ilginçtir. İşte burada bir demokrasi diye bir şey oluşuyor. Şimdi aslında eski Yunan'da demokrasinin bir şeyi söylüyoruz. Tüm sınırlıklarına, kısıtlıklarına, insan olmayan unsurlara 25-30 bin Atina'da olmasına rağmen peki demokrasi niye var? Demos, kratos yani halkın gücü, halkın kuvveti, halkın neyse işte vesaire neyse. Demokrasi dediğimiz kavram eski Yunan'ın şöyle bir tarihine falan baktığımızda tarihsel süreçte bir karanlık çağ falan filan söyleniyor. Milattan önce 1000'den önce 800'de birlikte işte Dorların akınlarıyla falan birlikte burada artık oradaki bulunanlar güneye doğru gittikler. Dorlar işte Spartalıların ataları falan söylüyor. Eski Yunan'a geliyorlar. Orada işte ilk dönem monarşi falan monarklar bir takım krallar falan var. Kralların krallara geçiyor. Soylular, aristokratlar çünkü bunlar kabile başkanları aynı zamanda kabile kurultayını falan oluşturuyor. Başta kral falan var. Ama eski Yunan'da bir de yani özellikle milattan önce 5. yüzyılda aşağı yukarı 50 yıla yakın ya da 50 yıldan fazla tam emin değilim ama Perslerle yapılan çok ciddi savaşlar var. Pers savaşları çok öldürmüştür, kırmıştır, biçirmiştir ama en son bütün Attik Delos yani 200'e yakın Atina polisi birleşiyorlar ve Persleri yeniyorlar ve Persler çünkü eski Yunan'ı Ege kıyılarına kadar bütün o yıllarda milattan önce 500-600 yıllar onlar hakim. En sonunda Persleri yeniyorlar ve orada artık Persleri yendikten sonra çok ciddi bir şekilde demokrasi tartışmaları falan başlıyor. Hatta işte 430'lardan 401'lere kadar da Sparta ile Atina arasında savaş var. Peloponnes savaşları falan diyoruz bu Peloponnes savaşları. Bu Peloponnes savaşları çok ilginçtir. Ondan sonra Tukidides'in Peloponnes savaşları isimli eserinde görebilirsiniz. Ya da işte Perikles vardır demokrasinin devlet adamı olarak falan görülen onun cenaze söylemi. Tukidides'in Peloponnes savaşlarında demokrasi ön plana geçmeye başlıyor. Artık çatışmalar, halk yani halk dediğimiz demokrasi, halkın güçleri falan da devreye çıkıyor. Demokrasi için tartışmalar çok büyük. Atina'da Metoikoslar köle kadın gibi büyük çoğunluğu içeren siyasaklardan mahrum etsin. Atina'da bir demos olmayı başardı. Ama bazıları demokrasi sadece bir rezim meselesi değil tamam mı? Yani demokrasi düşmanları demos kapsamını daraltmasını istiyorlar. Mesela demokrat düşmanları vardı çünkü. Mesela Sokrates, Platon ve Aristoteles'e kadar yaşlı oligarklar şunlar bunlar demokrasiye için olumsuzlukları falan var. Yani şey bakmıyorlar, olumlu bakmıyorlar. Çünkü yığınlar yönetmekten, ehliyet yönetmeden, ehliyet liyakattan bir haberdarlardır diye. Çünkü ama demokrasi demosun toplumsal gücü. Dolayısıyla demos yani halk hışlandığı için siyasetin özürlü bir demokrasi tabii bu anlamda sadece söylüyoruz. Ama demokrasiden de çok öte Atina'nın da Sparta'nın pek çok yerde yasa yapıcıları var arkadaşlar. Bu yasa yapıcıları dediğimiz mesela Solon
eski Yunan'ın yedi büyük dahisi ve bilgesem diyebilirim. Solon yasaları çok meşhurdur. Sonra Kreisenes, sonra Lükurkos, sonra Sparta'da Dragon falan. Bunlar, bu yasa yapıcılar, nomoi, yani nomoi yasalar, nomoios yasalar, nomoi yasa, nomos kavramı oradan geliyor. Namusun falan da bununla ilgili. Yasa çok önemlidir, yasa yapıcıları. Çünkü önceden kabiledeki soylu ve aristokrat, belli güçlere sahip olanlar yönetimde yer alırken artık bunlar, yasa yapıcıları, belli bölgedeki, sitedeki vesaire mahallelerdeki yerleri mahallelere bölüyorlar, demelere bölüyorlar. Demelerden bir takım temsiller falan geliyor. Deme denilen şeyler oluşuyor. Demeler meclisleri. Sonra buleler denilen bir meclisler oluşuyor. 400'ler meclisi, 600'ler meclisi falan gibi. Böyle artık aidiyetler falan üzerinden değil, belli coğrafi ya da iktisadi bir takım siyasi bölünmeler üzerinden demokrasi çok ciddi bir şekilde güçlenmeye başlıyor. Tartışmalar. Atinalıların anayasası diye bir risale var. Kısanofana semal edilir ama onun yazmadan anlaşılınca yaşlı oligark tarafından yazıldığı kabul ediliyor. Yaşlı oligark diye birisi var. Soylu sınıfların bulunmasına rağmen aşağılık halkın çıkarlarını gözeten demokrasi övmüyor bu. Diyor ki ancak diyor özenlilik, adalet, cesaret, liyakat diyor onur insanlar da bulunur diyor. Yoksullar önce diyor kendi çıkarlarının peşine düşerler diyor. Onlar diyor halk tavukçularının avına düşerler diyor vesaire. Köleler, metalistler başbozluk getirir. Bunun için demokrasi kökten yok edilmeli diyor. Kısanofanes ise varlıklı soylu birisi. O da demokrasi toplumsal bu uyum ortadan kaldırır. Hizipleşme olur, çatışma olur, bütünlüğü bozar. Platon da böyle diyordu. Platon'un temelleri burada. Yasalar önemsizleşiyor. Halk despotizmine yol açabilir. Liyakati bitirir. Kısanofanes'e göre demos kavramı daraltılmalı. Tam bir tetes düşmanı, yani yoksul düşmanı. O Sparta türünde bir meclis öneriyor. Polisin içine kapalı yalın bir yaşam sürmesini istiyor. Kısanofon. Kısanofanes'le karıştırmayalım, ben telaffuzu yanlış olabilir. Kısanofon denilen. Atina'da açık ticaret yapan yayılmacı bir toplum olmasını eleştiriyor. Monarşi istiyor. Tiranlık tehlikesi olabilir diyor ama diyor yasalara uyan bir monark öngörülüyor. Yasa çok önemli. Dolayısıyla kamusal iyiliği gözetecek, yasalara bağlı bir monark olmasını savunuyor. İsokrates diye birisi var. O da demokrasiye tam anlamıyla düşman değil. Demos kapsamını daraltılıyor. Matematiksel eşitlikten değil, geometrik eşitlikten taraf. Herkes onuruna göre onurlandırılmalı, cezalandırılmalı. Sokrates liyakata önem veriyor falan gibi böyle bir durum var. Herodot da mesela monarşinin tehlikesine dikkat çeker. Demokrasi tartışmalarının Persler üzerinden dahil olan Herodot, tarih üzerinde monarşi yanlısı, Darius da demokrasi yanlısı, Otanes ve oligarşi tarihinde megapolisyonist karakterler üzerinden bir tartışma başlatır. Pasajlarda oligarşinin ve monarşinin tehlikelerine dikkat çekiyor ve Herodot demokrasi savunusu yapıyor. Çok ilginçtir mesela Herodot. Bu Herodot tarihi de okumamışsanız okuyun. Yani Persler, Yunanlılar, o günkü medeniyetler vesaireyle ilgili çok önemli şeyler görürsünüz. Demokrasinin en büyük savunucusu, yani Sokrat'tan, Kısanofan'dan ve işte yaşlı oligarktan sonra Herodot, bunlar düşmanları, en büyük savunucusu Perikles mesela. Perikles demokrasi bir övünç meselesi. Demos diyor, eşitsizlikler görülmeksizin bir bütün olarak tasarlanma diyor. Fakirlik ve sınıfsal statü onur kazanmak için engel değil. Halkın kendi menfaatleri peşinden koşarken kamu yararını görmezden gelmesi iddialarına Perikles'in cevabı demokrasinin halka da sorumlu olacağı yönünde. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu biraz polisle ilgili, polisin düzeni, yurttaşlık, insan, onlarla ilgili bilgi biraz verdikten sonra o düzeni, yani o coğrafyayı, o kültürel ortamı, ilk düşünme biçiminin, yani dediğim gibi doğaya ilişkin, evrene ilişkin ilk düşünüşte biçimin İonya'da başladığını söyledik. İonya ile ilgili biraz bir şey bilgi verelim. İonya düşünürleri doğa filozofları. Felsefe dediğimizde ilk filozoflar, aklımıza gelen doğa filozofları gelsin. Doğa filozofları artık bileni, yani özneyi değil, bilinen nesneyi inceliyorlar. Yani nesneyi de mitolojideki efsaneler, mitler ve tanrılar üzerinden değil, artık nesneyi bizatihi kendisi üzerinden, doğayı bizatihi kendisi üzerinden inceliyor. Bilmek nasıl mümkün? Bilmek mümkün mü? Ne bilgi sayılır? Gibi sorularla ilgilenmiyorlar. Bunlar bilmenin bizatihi doğayı, evreni, bu değişimi merak ediyorlar. Yani değişimin nedeni ne? Yani her şey akıyor, her şey değişiyor, oluş var ama bütün bu oluşun nedeni olan
bütün bunların değişimin, dönüşümün nedeni olan bir öz olmalı doğaya bakarak. Yani her şey değişirse o değişimin nedeni olan şey nedir? Eğer öyle bir şey yoksa değişim nasıl oluyor? Yani bu değişim, dönüşüm nasıl oluyor? Oluş nasıl oluyor? Onun nedeni ne? Artık bunu tanrılar üzerinden anlatmıyorlar. Bizatihi bir arke üzerinden anlatıyorlar. Arke. Çünkü artık bunlar tarihin ilk fizikçileri, bilim insanları, bilim felsefecileri diyelim, neyse diyebiliriz. Çünkü artık varlığın, yani kozmos şey, varlığın ontolojik anlamda kaynağını, özünü mitlerden kurtarıyorlar. Fiziksel maddelere, yasalara atfediyorlar varlığın kaynağı. Arke'yi tartışıyorlar. Arke demek ne demek? Arke. Arke varlığın özü, yani değişimin nedeni, yasa, başlangıç, ilk, temel, dayanak, düzen gibi kavramları var arke. Anarke, düzensizlik var. Anarşi kavram da buradan geliyor arkadaşlar. Anarşi diyoruz ya, an Grekçe'de olumsuzluk ifade ediyor. An, arke dediğimiz zaman düzensizlik anlamında. Yani düzensizlik, kargaşa, yönetim yönetimin olmaması falan gibi söylenen anarşi. Çünkü burada ise bu işte buradan da biraz tersten düşünün. Yani varlığın özünü, yasasını, başlangıcını, ilk temel dayanak düzen, yani her şeyin devindiren, her şeyi hareket ettiren ama kendisi hareket etmeyen ya da neden, her şeyin neden olan arkene. Bunlar cevaplardan ziyade sordukları sorular. Var oluşun özü ne mesela? Bunlardan ilk okul, yani millet okulu diye biliniyor. Millet, yani en önemli okullardan bir tanesi. Ki önemli, yani doğa fili felsefenin başladığı yer, Thales diye birisi var. Bak, millet okulunda kimler var? Herakleitos kısmen, o biraz Abdera okuluyla da bağlantılı ama Thales, Anaximandros ve Anaximenes aslında. Thales, Anaximandros ve Anaximenes. Şimdi Thales, biraz önce söyledik. Thales de canlı maddeci bir düşünür. Evrendeki her şeyin bir tanrısal cevherle dolu olduğunu savunuyor. Yani tanrısal bir cevher bütün evrende hakimdir. Mesela mıknatıs bir taştır ama demiri çektiğine göre bir canlı maddedir. Thales'e göre yok olmak diye bir şey yok. Sadece hal değiştirmek vardır. Her şeyin arkesi, her şeyin şeyi, temeli sudur. Thales'in yaşadığı yer, denizlerin akıbet olduğu yer su. Şimdi bir nesnenin içinden su akacak anlamda bir su değil. Bütün her türlü değişimin, dönüşümün şeyi sudur. Hatta günümüzde bile söylenir ya, su medeniyettir falan. Onun için Thales ta o dönemden işte kendince bir maddi nesne olan bir temel öz buluyor ve su üzerinden görüyor. Gökyüzünü inceliyor. Doğayı kendisiyle açıklamaya çalışıyor. Hani Thales teoremi ve matematikte falan, Thales teorilerinde falan da var. Bunlar doğa bilimcileri tabii. Anaximandros, o da gökyüzüyle ilgileniyor Thales gibi. Thales gibi arkeyi, ama arke dediğimiz, yani o ilk temel dayanak özü fiziksel bir varlık olarak görmüyor. Yani su gibi, ne diyeyim, hava gibi, ateş gibi bir şey görmüyor. Diyor ki, arke diyor, evrenin arkesi, yani bütün değişimin nedeni olan şey sonsuz bir özdür, ebedi bir yasadır ve buna da Anaximandros apeiron diyor. Apeiron, apeiron. Belirsizlik, sonsuzluk anlamları verilebilir apeirona. Anaximandros'a göre evren ebedi bir kaynaktan, apeirondan, bu sınırsızlık ve işte bölünemezlik ve ne denir, sonsuzluktan sıcak ve soğuk üreten bir çekirdeğin kopmasıyla oluşmuş. Sıcak, içerisinde tam da merkezinde, daha da soğuk ve silindir şeklinde olan yeryüzü kütlesinin yer aldığı ateşli bir küre. Su, ateş, sıcak ve soğuk gibi evrenin oluşum gibi her şey zıttıyla var bak. Evrende her şey zıttıyla varan Herakleitos'tan önce aslında Anaximandros'a dayanır. Zıtlar karşı karşıya geliyor ve birbirini nötrlüyorlar, değil mi? Dengeliyorlar. Oluş işte buradan neşet eder diyor Anaximandros. O arke olarak somut bir mevcudiyetten değil, zıttıkların mücadelesini sağlayan apeiron denilen sonsuz bir yasadan bahsediyor. Mesela Anaximandros tanrıyla evreni yaratan bir tanrıdan değil, yani tanrılar tarafından yaratılan bir evrenden değil, zıtların çatışmasıyla oluşmuş ve sürekli devinen bir evrenden bahsediyor. Hatta ilk canlılardan canlıları deniz canlıları olduğunu, sonra evrim kelimesini kullanması da devinimin geçirerek başka formlar ortaya çıktığını söyleyerek neredeyse ilksel bir evrim teorisi ortaya koyduğu söylenir. Anaximandros'un. Zıttıklar, devinim ve apeiron dediğimiz aklımıza gelecek ilk isim Anaximandros'tur. Ya bunlar tabii çok ilginç tipler, yani hayret ediyorlar, merak ediyorlar. Manyak tipler, yani
felsefe tarihinde, yani bu doğa filozofları, herkese, bütün filozoflara, çağ, işte orta çağ, yeni çağ, modern çağ, postmodern, bütün düşünürlere ilham kaynağı olmuş. Nietzsche'ler falanlar, bütün Hegel'ler, şunlar bunlar. Hepsi arkadaşlar, çok ilginçtir ki doğa filozoflarını ve eski Yunan bu siyaset vesaire filozoflarını bundan esin almışlar. Onları bilmeden asla filozof falan olamamışlar. Yani çok da birbirini hep bunlar da çetişerek ve çelişerek gidiyor. Sonra Anaximenes var. Anaximenes'te olan, var olan şeyler yine bir tek kaynaktan gelir. Ama bu madde, bu da Apeiron gibi değil, bu da Thales ana gibi düşünüyor. Bu madde halden hale geçebilen, hayatın kaynağı olan hava diyor. Anaximenes'e göre arke, temel, dayanak, öz havadır diyor. Anaximenes havaya maddi bir varoluş veriyor ve bununla birlikte ruhsal bir nitelik de yüklüyor. Bu bağlamda ruhu da hava gibi düşünüyor. Ve tam da bu yüzden ruh bedeni terk ettiğinde ölüm gerçekleşir diyor. Anaximenes kozmosu, yani ruh ve hava ile özdeşleştiriyor. Ruh ve hava. Ruh insanı, hava dünyayı bir arada tutar. Bir arada hava tutuyor. Yani dünyanın ruhu havadır adeta. İnsanın havası da ruhtur. Yani insan dolayısıyla aslında mikro bir kozmostur. Evrense makro bir insandır. Gibi, neyse. Anaximenes doğada gördüğümüz fiziksel çeşitliliğin, yani niteliksel çeşitliliğin niceliksel çeşitlilikten kaynaklandığını söylüyor. Bakın, niteliksel tüm çeşitlilik niceliksel çeşitliliğin, yani nitelikleri niceliklere indirgiyor Anaximenes. Anaximenes'ten sonra geliyoruz Herakleitos'a. Herakleitos diyor ki varlığın özü, yani arkesi ateş diyor. Her şey ateş ile. Ateş ise her şeyle değiş tokuştur. Ateş ise her şeyle değiş tokuştur. Pardon. Ateş sürekli hareket halinde ile ve temas ettiği her şeyi değiştiriyor. Zaten onun kastettiği de ateşin fiziksel mevcutiyeti değil, ateşteki oluştur. Herakleitos oluş filozofu diye bilinir. Her şey oluşa, yok oluşa, sonra tekrar var oluşa sahiptir. Yani ölmek diye bir şey yoktur. Ölüm bir doğuştur, doğuş bir ölümdür. Sonsuz bir devrim var. Arke oluşun bizatihi kendisi. Mesela aynı nehre iki defa giremeyiz meselesi Herakleitos'un sözü ya. Çünkü nehir akıyor. İki defa girilemez değil. Aslında bazen felsefe tarihçileri diyor ki aynı nehre iki defa giremeyiz değil. Aynı nehre bir defa da giremeyiz diyorlar. Çünkü nehir akıyor. Su değişiyor. Dolayısıyla devinimi mümkün kılan yatak ve şekil aynı. Dolayısıyla devrimi mümkün kılan ama devinime tabi olmayan bir yasa var. O yasa ise logos işte. Logos kavramını Herakleitos ilk defa kullanıyor. Logos Yunanca'da ölçü, düzen, ilk oran, hakikat, akıl, söz, Yuhanna'dan da bahsettim. Acaba bu logos bir tanrı mı? Herakleitos'a gelene kadar evrende bir birlik düşüncesi hakim, birlik. Ancak Herakleitos ise birliğe karşı çelişki ve çatışkı ve çatışmalar vurguluyor, bakınız. Yani bir evrende bir düzen var, birlik var, bütünlük var deniliyordu Herakleitos'a kadar. Ama Herakleitos'la birlikte artık çelişkiler vurgulanmaya başlanıyor. Çatışma vurgulanıyor, zıtlıkların birbirleriyle çatışması. Her şey zıttıyla, kaindir ilkesi vardır ya, her şeyin zıttıyla birlikte var olabileceği ve oluşum ise zıttıkların, oluş dediğimiz şey, değişim, dönüşüm, zıttıkların çatışmasıyla mümkündür diyor. Dolayısıyla buradan da zıttıkların birliğine varıyor Herakleitos. Herakleitos da burada bir birlik sonucuna varıyor. Birlik, çokluk, logos, kozmos, bunların hepsi aynı Herakleitos'ta. Zaten bir düşünceyi oluş, bozuluş, yok oluş, sonra tekrar oluş devrimini kanıtlıyor. Her şeyin özünde bir tek oluş olması ve arkeyi oluş olarak düşünmesi onun birlik düşüncesini itiyor. Panteizm. Nedir bu panteizm? Tüm tanrıcılık ya da evren tanrıcılık falan var ya, panteizm. Arke aslında burada oluşu mümkün kılan tabiat yasasının kendisidir. İçkin tanrıcı anlayışa yakın aslında bir taraftan da. Peki dışarıdan fiziksel varlığın tabiatın dışında aşkın bir tanrı yoksa biz niye varız? Bunu olumsal bakıyor. Kendi kendine oyun oynayan çocuk gibi. Yani aslında tanrı tabiat yasasının bizzat kendisi, oluşun kendisi, tanrı tabiata aşkın değildir. Tabiata, içindeki bu bütün devinimlerin ve zıttıkların, çatışmaların ve oluşun nedenidir. Ama böyle bir Herakleitos okuması da mümkün olabilir.
Heraklitos ise seçkinci, halk aşağılıyor. En doğru siyasal davranışı bile bilge kişiye itaat olarak gören Heraklitos, değişim devinim öğretileriyle sofistleri, stoacıları ve diyalektiğin en büyük iki düşünür olan Hegel ve Marx'ı etkiliyor. Hatta materyalist felsefenin vesaire şeylerinde de Empedokles ve Demokritos tan önce Heraklitos etkili olduğu söylenir. Biliyorsunuz Karl Marx'ın da doktora tezi Empedokles, Demokritos yani atomcu filozofların görüşleri üzerinden oluyor yani. Dolayısıyla onlar bile büyük Karl Marx olmak bile böyle bir şey. Neyse. Elea okulu diye bir okul var. Bu Elea okulu, millet okuluna ziyade bunlar daha çok Güney İtalyalılar. Yani önemli düşünür. Güney İtalya, Sicilya. Ya bunlar kim? Pisagor, Ksenofanes ve Parmenides'tir. Ksenofanes ve Parmenides. Üç tane önemlileri daha var ama yani önemli burada şey yapıyoruz. Şimdi Pisagor'dan bahsedelim. Bu Pisagor aslında Musaeus ve Orpheus gibi bir tür tarikatçı örgütlenme olan ve bir cemaat gibi yaşayan bir felsefe ekolu, okulu var. Onlardan geliyor, etki yapıyor. Bu bir tarikat aslında. Yani bir düşünce biçimi ama aynı zamanda bir yaşam biçimi ve tarikat. Tarikat ama matematik sayı. Bu tarikatta baklagil yenmiyor mesela. Yerdeki çizgilerin üstünden geçilmiyor. Işıkta aynaya bakılmıyor. Beyaz horoza dokunulmuyor. Kadın erkek eşittir. Mülkiyet ortaktır. Tarikatın bilgilerinin keşif ve icatları tarikatın ortak malıdır. Bilgi sırdır. Tarikattan dışarı sığdırılmaz. Felsefeyi sadece hakikat bulmak olarak düşünmüyor bunlar. Doğru yaşamla ilgileniyorlar. Bakınız doğru yaşam. Aslında felsefe işte Sokrat ve Platon, Aristoteles doğru yaşamla ilgili bir şey. Yani fizikten artık Pisagor'la birlikte biraz artık doğa vesaire, doğa felsefesinden etiğe doğru bir geçiş var. Bak etik. Yani etik dediğimiz yani etik yani Sokrates'te falan göreceğiz. Platon'da falan etik doğru. Aristoteles'te daha yüksek tabii. Pisagoras'ın arkesi de fiziksel değildir. Yani aynen böyle Apeiron'da olduğu gibi Anaximandros'ta bunda da fiziksel değil. Yani nedir? Sayılardır. Pitagoras'ın arkesi sayılar. Yani ölçü ve orandır arkadaşlar. Ölçü ve oran. Yerdeki bütün nesnelerin şematik olarak ortaya çıkmış olan bir forma kazanmış olan her şeyi sayılarla izah ediyor. Yani matematik Pitagoras teoremi falan biliyorsunuz değil mi? Hipotenüs meselesini etmeyelim. Yani matematiği ve sayıların uyumunu varoluşun özündeki yasa olarak düşünmüş. Matematik ve sayıların uyumu varoluşun özündeki yasa olarak düşünmüş. Böyle bir yani müzikle matematik aynı şey. Armoni, uyum çok önemlidir şeyde yani Pitagoras'ta. Ve her nesneyi temsil eden sayılar var. Her nesneyi temsil eden yani sayılar her nesnede içkindir. Mesela ailenin sayısı 3'tür. Niye? Çünkü anne baba çocuklar olmak üzere 3 parçalı. Sayılar somut varlıklarda form kazanıyor. İşte adaletin sayısı 4 ve 9. Yani işte birbirinin üst katı falan eşitlik falan vesaire veriyor. Yani dolayısıyla sayılar somut varlıklarda, nesnelerde form kazanıyor. Ama nesnelere için. Evrenin her şeyinde harmoni vardır. Harmoni, uyum vardır. İşte müzikte de değil mi? O şeyi görüyoruz. Pisagor zıtlıkların bir arada uyumlu durmasıyla kozmos düşüncesini oluşturuyor. Kozmos güzel evren demek. Bizi güzelleştiren kozmetik de buradan türediğini söyledim. Bu tarikat müzikteki harmoniyle de ilgileniyor. Yani harmoni ve astronomi ile müzik arasında da bağ kuruyor. Ruh beden ayrımı yaparlar bunlar. Pisagor. Yani beden ölümlüdür ama ölümsüz bir ruh var diyerek ilk madde yani tin dualizminin temellerini atıyor. Yani ilk madde ve tin yani beden ve ruh. Madde ve tin dualizminin temellerini bunlar atıyor. Ve dolayısıyla ruh ölümsüz. Platon'da da ölümsüzdür mesela, Aristoteles'te ölümlüdür. Ya beden ölümsüzse ruh da ölmüştür falan. Mesela bu tarikat ve bu Pisagor aslında burada Platon ve Neoplatonizmin çizgilerinde dinlere de etkisini yaptı. Dinlerde de inançta da falan ruh ölümsüzdür diyebilir değil mi? Bunların temelleri bunlar da, bunlar tartışıyorlar. Ama beden öldüğünde ruh başka bir bedene hayat buluyor bakın. Başka bir bedende nedir? Burada tenasuh ya da ne diyeyim reenkarnasyon şeyi meselesi de Pisagor'dadır. Hayat buluyor. Kötü bir insan isen eğer yaşarken kötüysen ruhun daha aşağı bir bedene geçiyor. Mesela köleye veya hayvana geçebilir. Yediğin hayvan belki önceki hayatta baban olabilir diye hayvan da yemiyor mesela bunlar. Yani Hinduizm'deki gibi bu döngü bittiğinde bu ruh sonsuz huzura ve dinge ulaşıyor diyor. Şimdi Pisagor'un şeyi bu.
Bu aristokrasi yanlısı bir düşünür Pisagor. Organizma toplum yapısına inanıyor. Organizma yani bildiğimiz beden yani organizma bir toplum, siyasal toplum. Olimpiyat lezzetleri üzerinden insanları üç gruba ayırıyor. Yani biraz önce Pisagor'dan bahsettik bunu. Yani oraya işte teorik olarak onu incelemeye, temaşa etmeye gidenler, halk yani yığınlar falan izleyenler, bir de işte ticaret için gidenler falan gibi. Böyle bir şey var. Ne onun ismi? Pisagor. Ksenofanes kim? Ele okulunun temsilcisi Ksenofanes, antropomorfik tanrı anlayışına karşı savaş veriyor. Hatta tarihin bu anlamda ilk ateisti falan filan gibi söylenir ama o bir monoteisttir aslında bir taraftan. Ancak tanrı bilgisine asla ulaşılamayacağına inanır. Agnostizmin ilk temsilcilerindendir. Homeros'ta bu tanrılarla ilgili şeyi Homeros ve Hesiodos'tan okuyoruz ya. Ksenofanes insanlar arasında hoşgörü uyandıran her şeyi yani hırsızlığı bak şeyden okuyorum. Ksenofanes'in ifadeleri. Her şeyi yani hırsızlığı, zinayı, birbirini aldatmayı tanrılara atfetmediler mi? Homeros ve Hesiodos'ta görmüyor muyuz? Zeus her şey var. Hırsızlık, zina, kötülük, işte aldatma her şey var. Tanrılara atfedilebilir mi? Hayır. Ama diyor ki Ksenofanes, eğer diyor öküzlerin, aslanların, atların elleri olsaydı ve resim yapıp insanlar gibi eserlerini tanımlayabilseydi, atlar tanrı figürlerini atlara benzer, öküzler öküzlere benzer çizerdi ve onların bedenlerini kendi bedenlerinin görünümü doğrultusunda biçimlendirirdi diyor. Yani biraz önce söylemiştim onu, açıklamıştım. Yani onu kendilerine göre. Bu tanrı, antropomorfik tanrı anlayışına çok ciddi bir reddiye. Parmenides var. Hakikate ulaşmak için. Şimdi Parmenides bir uçta arkadaşlar. Herakleitos'un tam öbür ucudur. Herakleitos her şeyi oluşturur, devrimdir, zıttıklardır, çatışmadır derken ve her şey değişiyor derken aslında diyor ki Parmenides birazdan söyleyeceğiz. Her şey bir ve ezelidir, ebedidir ve değişmezdir, birdir diyecek. Bütündür. Hakikate oluşmak için duyuları bir kenara bırakıyor. Artık varlığı tinsel bir arkaya dayandırmadı o ama varlığın bilgisini saf akılla yani nousla ulaşılacağını öne sürüyor. Nous Anaximandros söylüyor ama biraz daha ilk şeyi saf akıl. Tarihin ilk mantıklısı olarak bilinir. Varlık diyor vardır diyor. Yokluk yoktur diyor. Yani Parmenides diyor ki yokluk eğer var olsaydı varlık olurdu. Bakın yokluk eğer var olsaydı varlık olurdu. Dolayısıyla yokluk imkan dahilinde değildir. Yani yoktan var olmaz. Ama bugün dinlerde inanış biçiminde vardır değil mi? Mesela Kur'an-ı Kerim'de de falan vardır. Bakara Suresi 6. sayı şeyinde. Tanrı ol dedi oldu. Her şeyi yoktan yarattı denir. Yani bu yani yaratma mesela çocuk soruyor. Bu nasıl? Tanrı yoktan yaratır. Diyor ki Parmenides yoktan diyor. Yoktan var olmaz diyor. Yok yoktur var vardır diyor. Bak acayip bir şey. Yoktan yani hiçten her olur mu? Yok olmaz. Böylece yani dolayısıyla varlık varsa ve yokluktan çıkmadıysa burada varlığın ezelliliğine ulaşıyoruz. Yani yokluk olmak için varlık yokluktan çıkmıyor. Dolayısıyla varlık zamana bağlı değil. Zamanla bağlı olmayan şeylerin devinimi mümkün değil. Yani A olmayana dönüşemez. Hiçlik yok. Yani boşluk yok. Dolayısıyla varlık bir. İki madde arasında boşluk yoksa orada başka maddeler var. Böylece her şey bir bütün. Yani şöyle bir şey gösterelim. Yani diyelim şu iki tane madde. İki tane madde. Ya birisi kötü bir sigara, birisi de işte o da kötü bir telefon. Yani telefon ikisi de zararlı insanın sağlığı için. Neyse bunların ikisi arasında boşluk yok. Biz boş görüyoruz. Hayır boşluk yok. Her şey bir bütün. Çünkü bunların içerisinde hava var, başka bir şey var, atomlar var falan bilemeyiz. Yani neyse. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Orada başka maddelere böyle. Ayrılmaz bir varlık küresi var ve kürelerde bütün yüzeyler merkeze eşit uzaklıkta. Parmenides bütün evren dönüşmeyen, devinmeyen, sabit bir özden oluşmuştur. Bak Herakleitos'un tam tersi. Varlık birdir, tektir, ezeli ve ebedidir, bölünmezdir. Ancak doğada dönüşüm ve devrimler gözlenmektedir. Doğru. Bunun üzerine Parmenides'e daha sonra Platon tarafından geliştirilecek olan iki şeyi veriyor. Birisi gerçek, aletheia. Birisi de sanı, doxa. Yani bir gerçek vardır, aletheia. Buna ileride bilgi anlamında episteme söyleyeceğiz. Gerçekliğin bilgisi, aletheia'nın bilgisi episteme. Bir de doxa yani sanı ve zan kavramlarını ortaya atıyor.
Buna göre doğada gördüğümüz şeylerin hepsi, bütün evrende gördüğümüz nesneler, değişim, dönüşüm hepsi doksadır. Biz bunları gerçek olarak görüyoruz. Alettir değil bunlar, hepsi doksadır. Sanıdır. Duyular çünkü yanıltıcıdır. Çünkü bu belki şüphecilere de ilgi şey kaynağı olacak ileride, kuşkucılara. Duyular mesela bir su birisine çok soğuktan gelmiş olana bir sıcak bir su işte çok sıcak görünür, öbürüne işte sıcaktan gelmişe biraz ılık görünür. Yani rüzgar birisine çok iyi serin, birine çok sıcak görünebilir. Kişilerin durumlarına göre, duyularına ve bulundukları duruma göre duyular yanıltıcıdır. Çünkü herkese aynı şey gelmez. Birisine sıcak gelir, birisine soğuk gelir. Rüzgar, aslan, yağmur falan. Yani aynı olmaz. Gerçeğin bilincine ulaşmanın tek yolu işte saf akıldır. Bu durumsa düşünmek, var olmak anlamına gelir diyor. Şimdi ondan sonra bir Abdera okulu diye bir okulu var. Abdera okulunda doğada ve toplumda eşitlik kimler var? Bunlar işte atomcu filozoflar diye bilinen aslında Empedokles, Anaksagoras, Demokritos. En önemlilerinden bahsediyoruz tabii. Parmenides gibi var olma ve olmama meselesinden yola çıkıyor bu da. Değişmezlik, devinimsizlik üzerine düşünüyor. Bakın değişmezlik, devinimsizlik üzerine düşünüyor. Empedokles. Empedokles çokluk ve oluşun varlığını savunur. Çokluk ve oluş var. Varlık tek ve tüm değildir. Varlık tek ve tüm değildir. Her şey karışım ve karışımdan ayrılmayla oluşur. Ateş, su, toprak, hava. Bunlara anasır erba denir. İslam şeyinde de, Arapça literatüründe, felsefesinde de. Yani aslında evrendeki bütün şeyleri oluşturan şey dört unsurdan oluşur. Anasır-ı erba, yani erba dört unsur. Su, toprak, ateş, bir de tahta demişler de olmadı ama. Gibi biliyorsunuz bunun şeyini. Ama işte bunlar ateş, su, toprak, bunlar varlıklar birbirinden türemez ve birbirine dönüşmez. Her şey birbirleriyle birleşiyor, ayrışıyor, birbirini itiyor, birbirini çekiyor. Peki bunların ayrışması, birleşmesi, itmesi, çekmesini sağlayan ne? Karışmasını ve birbirini araştırmasını yöneten iki ilke var. Biri sevgi ilkesi, birisi nefret ilkesi. İtmeyi ve ayrışmayı sağlayan nefret, birleşmeyi ve birbirlerine gelmesini vesaire sağlayan ilke ise sevgi meselesi. Bu tabii bakın yani anarşiler, ateş, su, toprak, hava meselesi o kadar çok önemli ki. Nasıl ki yer evrende tek tanrı var, yani tanrı ve onun altında anarşiler, su, toprak, hava, ateş var. O zaman devletin başında da tanrının yerindeki gölgesi olan bir tane hakan, bir tane sultan, bir tane hükümdar, bir tane halife olacak. Onun altında da sınıflar su, toprak, havaya göre ayrışıyor. Nedir işte soylu aristokrat sınıflar varsa işte kalemiye var, seyfiye var, kılıç erbabı işte, ateşe göre yapıyor. Toprak işte çiftçiler falanla özdeşleştiriliyor. Bakınız evren, sizin evren tasavvurunuz, kozmos tasavvurunuz ise siyasal devlet tasavvurunuz da ona göre oluşuyor. Bu Platon'da da var. Arkasından Farabi'de göreceğiz, arkasından Kınalızade'de falan göreceğiz. Umarım ikinci dönemde oralara gelebilirsek. Şimdi Anaksagoras diye birisi var. Bu da müthiş eski Yunan'ın çok önemli filozoflarından bir tanesi. Gerçek çünkü ilk defa nous, akıl meselesi geliyor. Gerçekliğin düzeni doğadan ayrı kozmik bir varlık olan akıl ve zihinden kaynaklanır. Doğadan ayrı kozmik bir varlık olan akıl ve zihin. Yani nous Grekçesi. Nous tohumları, yani doğanın tamamını oluşturan, algılanamayacak kadar küçük, ezeli ve ebedi varlıklar, değişmez birimleri düzenler. Böylelikle nous dediğimiz şey, kendilerini teşkil eden farklı özelliklere sahip tohumların değişik oranlarından dolayı birbirlerinden farklı olan duysal bilişimleri biçimlendiriyor. Her şey birbirlerinden farklı mı? Doğru, farklı. Onun için nous, küçük tohumlar gibi onların her birine kendi özelliklerine göre nouslar var, nous tohumları var. Anaksagoras ise spermatalar vardır. Yani spermatalar aslında Anaksagoras ise arkesi şeyin oluşu. Varlık ezeli ve ebedi mikrogölerden meydana gelir. Spermataları birleştirip ayrıştıran şey ise nedir? Zihindir. Zihin yönetiyor bunu. Bu yönetici bir güç her şeyi ereğe göre biçimlendiriyor. Bakın erek kavramı da yavaş yavaş geliyor. Demokritos var. Demokritos'a göre evrenin ana ilkesi atom ve boşluktur. Bu atomcu filozof denilir. İslam kelam felsefesinde, kelamda, felsefede, İslam filozoflarında daha sonra atomcu filozof, daha doğrusu materyalist filozofları biçimlendirir. Hem batıda düşüncesi hem İslam düşüncesinde de pek çok atomcu filozof var. Bunların kökenleri de bu Demokritos'a dayanır. Evrenin ana ilkesi, arkesi atom ve boşluktur. Atomların hareketi boşluk nedeniyle belli bir zorunluluğa tabi mi? Tabi.
Evrende hiçbir şey yoktan var, hiçbir şey yoktan var, vardan yok olmaz. Aynen şeyde olduğu gibi Parmenides'te. İnsanların algıları ve duyumlarıyla elde ettikleri bilgiler var mı? Var. Hatta ruh halleri bile atomların hareketleri. Yani bizim bütün ruh hallerimiz falan evrendeki bütün atomların, bizdeki olan atomların hareketiyle ilgili olduğunu söylüyor. Algıladıklarımız atomların birleşimlerinden ibaret. Evet, ibaret. Bu algılar gerçek bilgiye temel teşkil etmez. Yani deneysel olarak hiçbir şey bilinemez. Demokritos'un bu görüşlerinin siyasete yansıması çok önemli. Bunlar her ne kadar insan toplum sorunlarıyla ilgilenmediler, doğaya baktılar, kozmolojiye baktılar ve bu çerçevede kozmolojiye varlığa ve varoluş ilişkin bir epistemoloji gibi temel kurmaya çalıştılar, bir arke sorunu yaratmaya çalıştılar da pis bunların bazı görüşlerinden insan ve toplum sorunlarına ve siyaset yansımalarını da görüyoruz. Mesela demokrasi bunlardan birisi, insanlar mutluluğu ve mutsuzluğu bilmedikleri, ölçülü davranamadıkları, arzularına ve tutkularına gem vuramadıkları ve için birbirlerine karşı hasetçe düşman da duygular geliştirirler. Doğru. Sadece ölçülü davranıldığı, yoksullara el uzatıldığı zaman yurttaşlar hatta düşünsel birlik ve dostluk duygusu gelişebilir. Ama böyle bir durum olmadığı için siyasal düzenlemeye gerek duyulur. Yasalar ve devlet bu bağlamda ereksel ve yapay bir kurumdur. Yani sofistlerde göreceğiz bunu. Yani normalde Platon, Sokrat, Aristoteles'te falan yasalar ve devlet doğaldır. Ama öbürlerinde ise insan ürünüdür sofistlerde. Dolayısıyla devlet, mevlet, toplumsal şey hiçbir şey kabul etmiyorlar. Yani ereksel. Dolayısıyla ereksel ve yapay bir kurumdur. Şimdi arkadaşlar doğa filozoflarından böyle kısaca bahsetmemin nedeni önemli. Bu temelleri verelim ama siz zaten ben böyle bir giriş mahiyetli oldu. Siz bu biraz okuyun. Yani doğa felsefesi ve doğa filozoflarını okuyun. Belgeseller takip edin. Bu konuyla ilgili videolar takip edebilirsiniz. Ben buradaki sunum ya da konuşmayı da yine yükleyeceğim YouTube kanalı. Oradan da bakabilirsiniz, tekrar edebilirsiniz. Uzem'de de olacak tabii. Ama yani demek istediğim biz mesele burada şu ne dedi, bu ne dedi bilmek falan meselesi değil. Bir arayış var, bak görüyorsunuz. Bir sorunsallaştırma var. Sorunsallaştırma olmadan çözümleme olamaz. Yani soru sormadan da bilme olamaz etkinliği. Yani doğa üzerinde, evren üzerindeki ontolojik varlık ve varoluş meselelerinden artık yavaş yavaş gökten, işte yavaş yavaş insan toplum sorunlarına, yani Sokrates'e, sofistlere doğru giden düşüncenin, yani mitos, mitostan logosa, logosla birlikte artık evren, doğa meselesini deney, bilgi, akıl yardımıyla anlamaya çalışmak, açıklamaya çalışmak, buradan toplum siyasal ve toplum insan sorunlarına doğru gitmek, sofistlerle ve Sokrates'te bir gelişimsellik, bir süreç kazandığını görüyoruz. Felsefesi ve dediğimiz şey birikimsel bir süreçtir. İşte bu felsefenin üzerine oturan siyaset felsefesi de aslında neyle ilgilidir? Kim yönetecek? En iyi yönetim hangisidir? Ondan sonra otorite gerekli midir? Otoritenin meşruiyeti nedir? Otoritenin bir sınırı olmalı mıdır? Falan gibi tamamen temel sorunlarla ilgili çok sayıda siyaset felsefesinin sorunsal alanları var. Bunların hepsinin felsefeyle ilgisi var. Yani düşünmekle ilgisi var. Yani siyasal akılla ilgili bir durumu var. Bütün bu perspektiflere bakıp ben yani bugün bir arkadaştan Sokrates'in sunumunu çok kısa 5 dakika 10 dakika alacağım. Diğerlerini okuyorum. Ama bugün Zehra'nınkini almak istiyorum. Sokrates'in savunması. Zehra'nın şeyini daha beğendim. Yani herkesinki güzel, ellerinize sağlık, çok güzel kritik. Ama Zehra'nınki birkaç cümle kendisinden de kattığını gördüm. Bilmiyorum yani intihar raporuna sokmadım ama var mıdır yok mudur diye. Hızlı bir şekilde baktım. Fena değil. Yani hepiniz de güzel. Yani ama Sokrates'in savunmasını okuyorum. Yani bu Sokrates'in savunmasının internette şurada burada şeyleri var. Yani özetleri, analitikleri şunu. Oradan girip yapmayın. Bütün kitaplarınızı falan chapter'larını yapmayın. Kendiniz okuyun. Onları verin. Sonra kendiniz üzerine yorum yapın, analiz yapın. Yani bunu yaparsanız çok sevinirim. Dolayısıyla bugün ve gelmeden önce de gerek Ahmet Arslan hocanın İlk çağ felsefe tarihi, Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu dünya çapında, uluslararası çapta büyük iyi bir felsefe tarihçimiz. Uluslararası çapta felsefe tarihçilerinin ayarında kitap yazan 5 cilt İlk Çağ Felsefe Tarihi
O eserde doğa filozofları ne tartıştılar onlara bakalım, sofistler ve oradan da okuyalım. Sonra tabii de kitabımızın siyasal düşünceler bağlamında, felsefe temelli siyasal düşünceler bağlamında Mehmet Ali Ağoğlu'nun ikinci kaynaklarını da mutlaka, mesela biz diyelim Platon ya da diyelim Aristoteles ya da ne diyeyim diğer bir düşünürün ana bir ya da iki kitabını burada metin çözümlemeleri yapacağız ya. Ondan önce bu düşünürün hayat hikayesi, bu düşünürün yaşadığı durumdaki koşullar, siyasal düşünceler, bu düşünürün ne demiş, ne anlatmış falanla ilgili bir ikincil ana iyi bir eserden okuyup sonra o düşünürün, çünkü havada kalacak. Siz diyelim ki gelecek hafta biz Sokrates savunması değil, diyelim devlet kitabını Platon'un chapter chapter paylaşılacak. Bu konuda da bir arkadaşımıza şey vereceğim, gerçi Emel hocanız yardımcı olacak ama birisi alacak chapter chapter, birisi diyelim birinci chapter'dan ya da tam uyuyor mu uyumuyor mu sayfalar arası oraları birisi sunacak. Yani her hafta herkesin sunumu olacak arkadaşlar. Her hafta herkesin sunumu olacak. Sunacağız, ondan sonra onun üzerinde birkaç biraz konuşacağız, tartışacağız. Şimdi bunlar sunarken, siz okurken bunlar havada kalır. Onların kavramlarına vakıf olmamız lazım. Onun için ikinci kaynaklardan okuyup sonra kendi metinlerine doğru bir yol alış olursa çok daha iyi oturacaktır. Diyerek ben sözlerimi böyle uzun tuttum, çok konuştum. Ama geçen hafta böyle çok az bir şey olduğu için, konu dağıtımları falan olduğu için girememiştik. Bugün biraz daha uzatarak bir de küçük sunumla Zehra'nın şeyiyle de bugün dersimizi bitireceğiz. Gelecek hafta devlet kitabı, Platon'un devlet kitabının bugün 6-7 kişiyiz. Belki diğer arkadaşlarımız olur. Şimdilik 7'ye ya da 8'e neyse bölünerek herkes kendi bölümünü, chapter'ını, birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap biçimde 10. kitaba kadar zaten 10 kitap bölünerek burada önce 2 gün önceden bana ya da 1 gün önceden chapter review'sünü gönderirsiniz. Arkasından da burada da sunumunu yaparsanız sevinirim diyerek teşekkür ediyorum. Zehra Yazıcı, senin Sokrates'in savunması kitabını okuyup kısaca bize ne diyor? Sokrates'le ilgili bir şeyler başlayalım. Zaten Platon'u konuşurken Sokrates'i de göreceğiz. Gelecek hafta başka bir arkadaşımız da bize sofist filozofları, sofistik ne demek, bize sunum yaparsa bir arkadaşımız alsın. Mesela kime verelim? Kime verelim? Nuriye'ye versek mi ki? Ya da Meltem'e mi verelim? Kime verelim? Nuriye'ye verdik. Nuriye. Ya sofistleri gelecek hafta sunumunu yapıyorsun ama aynı zamanda chapter'ını da hazırlıyorsun, çalışıyorsun. Yani hepinizi çok çok yükleneceğiz ve çalıştıracağız. Başka çare yok. Evet, gelecek hafta dolayısıyla sofistlerin bir kısa sunumundan Sokrates'i bugün biraz göreceğiz. Sokrates'in sofistlere getirdiği eleştirilerine, Platon'un sofist diyaloğu falan üzerinden de bakarak arkasından da Platon'a yavaş yavaş geçireceğiz. Bitebilirsek bitiririz, bitemezsek de çay içeriz. Önemli değil. Evet Zehra. Merhaba. Öncelikle ben sunum yapacağım bilmiyordum tabii. Sadece kritik yazacağım diye biliyordum ama siz beni yönlendirirsiniz artık. Direkt baştan mı başlayayım? Tamam. Hani? Evet evet. Orada senin yazdıklarını bize şöyle bir okusan, biraz anlatsan. Okuyayım mı? Olur, o da olur. Fark okuyayım etmez. O zaman. Okuyayım, fark etmez. Sokrates'in savunması hem Batı felsefesinin kurucu metinlerinden hem de genel olarak felsefe tarihinin önemli kurucu metinlerinden birisidir. Çünkü bu metin felsefe ile sorgulamadan itaat edilen gelenekler arası bir karşıtlığın temsili ve filozof ile site yurttaşları arasındaki daimi bölünmenin bir habercisidir. Sokrates'in savunması kitabında genel anlamıyla Sokrates, sitenin tanrılarını inançsızlıktan, yeni tanrılar yaratmaktan ve gençleri yozlaştırmak suçlarından yargılanıyor. Yani Sokrates, sitenin geleneklerine itaatsizlikten suçlanıyor. Çünkü bu tarz düşünceler sitenin bir aradalığını, dirliğini bozabilecek unsurlar olarak görülüyor. Zaten savunmanın gerçekleştiği 5. yüzyıl atanasına baktığımızda Atina'nın Sparta'yla yaklaşık 30 yıla varan ve etkileri Atina polisinin çöküşüne de neden olan, aynı zamanda Sokrates'in idamının tarihsel koşullarını sağlayan, daha doğrusu hazırlayan Büyük Pelanopes Savaşı'nın etkilerini görüyoruz. Sokrates'e yöneltilen ilk suçlamanın hatiplik suçlaması olduğunu görüyoruz. Bu dönemde sofistlere karşı da bir nefret büyüyor ve sofistlerin bir görecelilik yöntemi öğrettiği, bunun neticesinde de tanrılara itaatsizlik yönünde bir akım geliştiği düşünülüyor. Bunların akabinde Sokrates'in tüm yaşamı boyunca sofistlere karşı bir tutum sergilediği aşikarken,
Onun da bir sofist olması iddia edilmesinin üzerine Sokrates sofistik ilgisinin olmadığını ve onlara hakikati sade kelimelerle ifade etmekten başka bir şey yapmadığını belirtiyor. Ki o dönemde de sofistlerin hakikati anlatmadığını, süslü kelimelerle gerçeği saptırdıklarını söylüyorlardı. Buradan şunu da anlayabiliriz ki sofistlik öyle bir güçlü bir iddia haline gelmiş ki polisin temellerini sorgulayabilecek her türlü düşünce sofistlik suçlamasıyla karşılaşabilmektedir. Sokrates'e baktığımızda yaşamı felsefe ile özdeşleştirdiğini görüyoruz. Yani Sokrates ardında bir öğreti bırakmaktan ziyade kendi yaşamını bir felsefe örneği olarak sunmuştur. Zaten Sokrates'in de hiç yazılı eseri yok. Kendisi de yazıya karşı, yani yazılı eser bırakmaya karşı, çünkü yazının hafızayı körelttiğine inanıyor. Bu anlamda Sokrates'in savunmasını Sokrates'in kendi düşüncelerini Atinalılara karşı savunması olarak da değil de Sokrates'in kendi yaşama biçimini, yaşama algılama tarzını Atinalılara savunması olarak okuyabiliriz. Bunlarla birlikte Sokrates savunmasını sadece profesyonel hukuk üyelerine karşı yapmadığını görüyoruz. O dönem Atina'sında 500'er meclisi denilen halkın polisin işlerine doğrudan katıldığı ve doğrudan demokrasinin temelini oluşturan bir meclis bulunmakta. Yani Sokrates Atinalılar, ey Atinalı erler dediğinde geniş anlamda Atina polisini, dar anlamdaysa 500'er meclisini, yani Sokrates'i yargılayan yargıçların bulunduğu yurttaşlar topluluğunu düşünmemiz gerekli. Dolayısıyla Sokrates Atina halkına karşı kendisine yönetilen suçlara karşı savunma yapmaktan ziyade metin boyunca neyi amaçladığından, derdinin, kaygısının ne olduğundan bahsetmekte ve aslında bir nevi kendi yaşamını Atina halkına karşı bir savunmasını yapmaktadır. Diğer bir nokta olarak şuna dikkat edebiliriz. Burada bir alıntı yapmıştım. Güya Sokrates adındaki bir bilge gökyüzündeki olaylarla ilgileniyor, yer altına araştırıyor ve önemsiz lafı önemli gösteriyormuş. Yani Sokrates'e yöneltilen suçlamalardan biri onun bir doğa filozofu olduğu yönünde. Doğa felsefesiyle özgür bir araştırma yapmak, evrene dair mitolojik dinsel açıklamaları bir kenara bırakmak ve bağımsız bir araştırma ruhuna sahip olmayı gerektirir. Yani sitenin dini temellerini sarsmaya potansiyel biri olmakla suçlanıyor. O dönemde de doğa filozofları kötü bir biçimde algılanıyor. Çünkü neden doğayı araştırıyorsunuz ki, zaten mitolojik ve dinsel kanıksanmış değerlerimiz var. Bu değerleri sarsmaya yönelik kişiler olduğunu düşünüyorlar. Ki aslında o dönemde de Aristoteles doğa filozofu değil, ilk başlarda doğa filozofu oluyor ama sonradan etik tarafına kayıyor. Sonra tekrardan bir alıntı yapmışım. Böyle uğraşıları olanların tanrılara inanmadıklarını sanıyorlar. Sokrates'in savunmasına baktığımızda ve genel anlamda Sokrates'in filozof kişiliğine baktığımızda Sokrates'in inançsız birisi olmadığını, sadece sitenin inançlarıyla problemi olduğunu görüyoruz. Yani Sokrates kendi inancıyla sitenin inançları arasında bir hiyerarşi kurmakta. Şöyle belirtebiliriz, Sokrates'e göre suçlayıcı bir güruhun inancı, doğruluk, hakikat hakkındaki düşünceleri eksik, tutarsız ve sadece sorgulanmamış kanaatlere dayalıyken kendisinin inancı her şeyi sorgulama üzerinedir. Çünkü hakikate ancak sorgulayarak ulaşılabilir. Diğer bir suçlama olan yeni tanrılar yaratmak suçlamasında kullanılan kelimenin daimon olduğunu görüyoruz. Yunan mitolojisinde tanrı kavramı insanların dünyasından azade değil, tanrı evrene, doğaya sinmiş içkin bir anlama sahip. Daimon ise iç ses, vicdani yargı olarak çevrilmesi daha uygun görülüyor. Yeni tanrılar oluşturmak anlamında Sokrates bir filozof olarak senin inançlarına, gelenek normlarına değil, kendi vicdanına, daimona dönüyor. Burada kişinin kendi akıl vicdanı ile körü körüne inançları sorgulamaya başlamasının da temelini görüyoruz. Ve Sokrates'in bu daimon vasıtasıyla sorgulamasında yeni bir ayrım da beliriyor. Adil olanla yasal olanın ayrımı. Nitekim yasal olan her zaman adil olmayabilir ve adil olan da her zaman yasal değildir. İşte bu yüzden Atina halkına karşı, Atina yasalarına karşı kendi hakikatini savunuyor Sokrates. Bir filozof olarak yasalara itaati değil, gerekirse sitenin inançlarıyla çatışmaya göze alabilecek ve bunun sonunda da site tarafından dışlanmayı göze alan birisi. Dolayısıyla bir filozof olarak en son aşamada ölmeyi bile göze alan biri Sokrates. Bir diğer değinmek gereken noktaysa şu, yine alıntı yapmışım. Bütün bunların en akıl almaz tarafı da bir komedi yazarı dışında hiçbirinin adını bilmemem ve sizlere söyleyemeyecek durumda olmam. Buradan da anlıyoruz ki bu bir veya belli kişilerin yaptığı bir suçlamadan çıkmış, kamusal bir dedikodu nesnesi haline gelmiş. Burada da elbette ki Aristofanes'in Bulutlar adlı oyununun yeri büyük. Aristofanes'in yazıp kamusal izleyiciye açtığı bu oyun Sokrates'le ilgili Atina sitesinde oluşan yargıları fazlaca besliyor. Zaten bu komediye Sokrates de katılmış sanırım. İzleyiciler arasında o da varmış.
Evet, Aristofanes komedyasında Sokrates'i her şeyden şüphe eden, her şeyin temelini araştıran, bu yüzden de temelleri yıkmaya potansiyel taşıyan birisi ve de aynı zamanda bir doğa filozofu olarak evrenin arkasını, gökyüzündeki ve yer altındaki olayları araştıran bir sofist olarak resmediyor. Oyundaki Strepsiades karakteri gelenekleri, atasal örf adetleri temsil ederken Sokrates ise yenilikleri, geleneği hiçe saymayı temsil ediyor. Bu temsilde Sokrates yasaya, kurallara, normlara karşı söz söyleyebilme yeteneğini, onları alt edebilme, etkisiz bırakabilme yeteneğini, yetisini sergiliyor. Bu hikayede fark edilmesi gereken unsurlardan bazıları Sokrates'in savunmasını anlayabilmemiz açısından da çok önemli. Bunların başında özellikle yeni düşünceleri bastırmada hiçbir problem görülmemesi, hatta bunun alkışlanması gerektiği düşüncesi var. Yani geleneğin, toplumsal adetlerin, örflerin ne olursa olsun korunması ve haklı sayılması, doğru ve iyi sayılması düşüncesinin yanı sıra geleneklerin hiçbir zaman tartışmaya açılmaması ve aynı zamanda felsefeyle ilgilenmenin site için zararlı olacağı tezi işlenmiş ki Sokrates'in suçlamasının en önemli dayanaklarından birisi de budur. Bu oyunun içeriğini açıklamama gerek var mı? Neyse, hoca gitmiş sanırım. Sokrates'in savunmasının son diyaloğu olan... Ben buradayım, buradayım, dinliyorum. Tamam, tamam. Sokrates'in savunmasının son diyaloğu olan nasıl okunuyor? Fadyon diye mi okunuyor? Fadyon. Diyaloğunda ise... Fadyon. Diyaloğunda ise bir filozofun ne olduğu, filozofun uğraştığı iş olarak felsefenin neden insanı ölüme hazırlayan bir faaliyet olduğu tartışılır. Ve Sokrates'in neden siteyle tartışmaya göze alabildiğini anlamamız için çok önemli bir diyalogdur ki zaten yazın boyunca Sokrates'in filozof olarak duruşunu anlatırken de genel anlamda bu diyalogdan yararlandım. Ruh hakkında olarak çevrilen ve Platon'un ruhunu ölümsüzlüğü düşüncesini ele aldığı bu diyalogda Sokrates'in savunmasının temel mantığını anlayabilmekte ve Sokrates'in felsefeye atfettiği anlamı görebilmekteyiz. Nitekim Sokrates'in şu ifadesi ise tüm mesajı iletir niteliktedir. Felsefeyle uğraşanların tüm faaliyeti ölümle ilgilidir. Felsefe insanı ölüme hazırlar. Fakat bu ölüm Fadyon diyaloğunda ruhun bedenden özgürleşmesi olarak resmedilmekte ve filozofta bedensel ölümü değil, kendisini bedenin kaygı ve arzularından azade kılıp bedenden özgürleşmeye çalışan kişi olarak temsil edilir ki Sokrates için de ölüm tam olarak bu zaten ölümü kabul etmesi ve işte kendini savunmaktan ziyade ölmeyi seçmesinin de temel mantığı bu. Hani zaten mutlu öleceğinden çünkü ruhu bedenden bir şekilde azade olmuş oluyor. Dolayısıyla Fadyon diyaloğunda filozofun ölümünün bu dolaylı anlamını görüyoruz. Yani Sokrates açısından gerçek mutluluk ruhun mutluluğudur. Bu yüzden kendimizi bedensel hazlardan ne kadar özgürleştirirsek ruhun mutluluğuna da o kadar yatırım yapabiliriz. Son olarak şunu söyleyebilirim ki Sokrates'in savunması aslında bize şunu gösterir. Bir sitede, bir toplumda felsefenin dışlandığında onun yerine neyin alacağının bir işaretidir. Felsefe dışlandığında sadece körü körüne itaat edilen geleneksel yargıların egemen olacağı bir düzen ortaya çıkacaktır. Ve yıllarca Atina'da at sinekliği yapmış Sokrates, çöküş sürecindeki Atina'nın ülke halkı tarafından kan emici sıtmalı bir sineğe dönüştürülmüştür ki bu sıkıntılı zamanlarda canavarlaştırılanlar, yaratılan canavarlar bir toplumun bastırılmış düşünce ve korkularının temsil eder. Bunların sonucunda baldıran zehriyle hayatına son veren Sokrates ise mevcut düzeni sorgulamaya cüret eden her aklın savunması olarak tarihteki yerini almıştır. Böyle yazdım. Buradaki bu canavar ve canavarlaştırmadan bahsettiğim şey de bir toplumun sıkıntılı zamanlarında ürettiği canavarlar. Evet. Aklım ona gitmişti. Mesela gitmiş. Bu kan neydi? Sıtmalı sinek. Kan emici sıtmalı sinek. Onu, evet. Onu kendin mi kullandın? Evet. Yerden almadın değil mi? Hayır, hayır. Ha, güzel. Aferin. O zaman sen iyi okumuşsun, özümsemişsin ki meselenin işi özü o noktaya getiriliyor. Canavarlaştırılarak bitiriliyor. Evet, çok teşekkürler. Çok sağ ol Zehra. Orada o ifade evet. Dikkatimi çekti. Dedim bir yerden mi aldı falan diye. Yok, evet, ellerine sağlık. Böyle sunumlarınızı arkadaşlar dinleriz. Gelecek hafta da zaten bunların üzerinde duracağız, tartışacağız. Nuriye de gelecek hafta sofistler. Çünkü Sokrates'i anlayabilmek için sofistleri anlamamız lazım. Şimdi şöyle... Felsefe tarihine baktığımız zaman felsefe tarihi bıçak gibi ikiye bölünüyor. İkiye bölen döneme tetik Sokrates'tir. Yani Sokrates öncesi felsefeye pre-Sokratikler deniyor. Tamam mı? Sokrates ve sonra artık felsefe başka bir yola giriyor. Dolayısıyla Sokrates tam bir dönüm noktası. Sokrates'in yöntem açısından, duruşu açısından,
işte savunması açısından hukuk tarihine girmiş, hala işte hukuk tarihinde işte örneklik olarak anlatılan, soru sorarak işte karşıdakinin bütün tezlerini falan çürüten bir Sokrates olmaz ama yaşamı zaten bizatihi kendisi yaşamı, ki Platon gibi bir öğrencisi dahi bütün diyaloglarında Sokrates'i baş konuşmacı yapmış. Diyalog şeklinde yazıyor. Metin değil. Bunlar hep konuşuyorlar. Dolayısıyla sofistler artık yani işte Gorgias, Protagoras vesaire falanlar her şeyin ölçüsü insandır. İşte hiçbir şey bilinemez. Bilsek de hiçbir şey biz bilemeyiz. Bilsek de başkalarına aktaramayız. Her şeyin ölçüsü insandır falan filan derken Sokrates geliyor. Artık diyor ki bilmek mümkündür. Yani insan amacı mutlu olmaktır. Bilme ve mutlu olmanın yolu erdemli olmaktan geçmektedir. Erdemli olmanın yolu da bilmekten geçmektedir. Bilen kişi asla ve kata yanılmaz. Daha doğrusu hata yapmaz, kötülük yapmaz diyor. Demek ki eğer bir insan kötülük yapıyorsa, hata yapıyorsa yanlış yapıyorsa aslında bilmediğindendir. Bunu Aristoteles'e farklı bir perspektifte buna karşı gelecek ama bilmediğindendir. Yani gerçekten bilmediğin, aslında bildiği şey sandığı şeydir, doksadır, sanıdır. İşte bu episteme falan meselesi çok farklı. Şimdi bunları zaten Platon'a geçiş aşamasında pre-Sokratik düşünürler olarak sofistlerin birinci, ikinci kuşak sofistler falan onu Nuriye tasnif eder, kitaplardan güzel bir sunum yapar. Arkasından da Sokrates'in biraz hayat hikayesinden de kısmen bahsederek, burada biraz az verildi, düşüncelere daha çok yoğunlaştı ama çok vererek arkasından da Platon'un devletine geçeriz. Ama burada bize bir şey lazım. Belki bu söylediklerimi 2 hafta içerisinde yapabiliriz. Platon'un devletini bitirmeden önce belki Nomoi'ye de geçebilir miyiz bilmiyorum. Platon'la ilgili ve hayatı, düşüncelerini çok bize sistematik, kısa anlatacak bir başka arkadaşa ihtiyaç var. Birkaç, 2-3 kaynaktan hemen yararlanarak hayatı, düşünceleri, yöntemi vesaireyle ilgili. Yani bir küçük bir bize 5-10 dakikalık böyle Zehra'nın yaptığı gibi bir sunum yapacak bir arkadaş. Bunu Eray ben yapabilirim gibi bir duruşu var ama bilmiyorum. Yapar yani. Yaparım hocam, evet. Tamam. Görevlendirmeleri böyle yaptık. Şimdilik yavaş yavaş öğrenmeye, sormaya başladık. Yorumlarınız varsa alabilirim. Yok, sorularınızı daha sonra alalım. Sorusu önce bir yükleyelim. Ondan sonra metinlerle birlikte tartışmaya devam ederiz diyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi günler diliyorum. Erdemli, bilgili bir gün diyorum. Tabii bu arada Kaan duramadı. Mutlaka soracak, bir şeyler anlatacak. Evet, buyurun Kaan. Hocam tekrardan merhaba. Ben bir şey söyleyecektim size. Geçtiğimiz hafta bu konunun sunumunu ben almıştım da. Hı. Yani herhangi bir yanlışlık olmaması açısından söylemek için size belirtmek istedim. Onunla alakalı ben sunum da yapmıştım. Tamam. Hangisi, hangi konu? Sokrates. Sokrates'in savunması. Olsun. Hatta kritikte fazla detaylı yazmamıştım ben sunum yapacağım için. Kritikten evet. Böyle bir özet geçmiştim. Tamam. Olsun. Bilgi olarak söylüyorum sadece. Yaptım yani. Emel Hoca'nın cümleli olarak attım ben onu. Önemli değil. Ben sadece Zehra'nın birkaç ifadelerini Zehra üzerinden okuyalım dedim. Önemli değil. Kritiğini okudum. Herkes hızlı bir şekilde bakıyorum. Ama güzel. Sunumlar devam edecek. Onu sundu diye kabul ettik biz. Sıkıntı yok. Tamam mı? Evet, tamam o zaman hocam. Cümleyim gelmiştir size yani o zaman. Hayır, hepsi geldi zaten. Ben sana evet geldi diye bildiriyorum ya zaten. Hepinize dönüş yaptım galiba. Evet hocam. En son dedim ellerinize sağlık, teşekkürler diye dönüş yapmaya çalıştım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi okumalar. Bütün derslerinizde muhtemelen çok okuyacaksınız ama bunun herkes, her hoca çok okumanızı, çok çalışmanızı, paperlarını hazırlamanızı, sunumlarınızı yapmanızı isteyecek ama bu derste daha az okuyarak, daha çok düşünerek, tabiri caizse öyle diyorum tabii, çok okuyacaksınız, üstesinden geleceksiniz. Yoksa bu dersin üstesinden gelmeniz zor. İşin özü, temeli bu. Siyaset teorisini, felsefeyi vesaire bilmiyorsanız diğerlerinden de zaten geçemezsiniz. Yani onu söyleyeyim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler hocam. İyi günler. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Bir saniye. Kayıt, kaydı dondurmam lazım benim.